nükleik asit metabolizması ve nükleik asitlerle devam edeceğiz. Fakülte komite notu dediğime bakmayın. Buradaki spotlar genellikle ÖSYM tarafında yapılan tıp uzmanlık sınavı ve dişli uzmanlık sınavında da sorulmuş soruları kapsamaktadır. Bununla beraber çeşitli fakültelerdeki komite sınav sorularından da spot bilgilerimiz yer almakta. Evet, nükleik asitler ve nükleotit metabolizması. Nükleotitler çeşitli işlevleri var, çeşitli görevleri var. Nelerdir bunlar? DNA ve RNA'nın yapısında yer alırlar. Başka? ATP, GTP gibi enerji aktarılmasında görev yaparlar. Başka? Sinyal iletiminde görev yaparlar. Adenilat siklaz, guanilat siklaz sistemi gibi. CAMP, siklik GMP gibi. Metil grupların taşınmasında rol alırlar. S-adenozil metiyonin gibi. Veya koenzimlerin yapısında yer alırlar. Koenzim A, NAD, FAD gibi moleküllerin yapısında yer alırlar. İki tane temel kavramdan bahsetmiştik. Nükleotit, nükleozit. Neydi nükleozit? Baz artı şeker. N-glikozit bağı ile bağlanır. Nükleozit yapısına en az bir tane fosfat eklerseniz nükleozit monofosfat eşittir nükleotit adını alır. Nükleozit monofosfat, nükleozit difosfat, nükleozit trifosfat eşittir nükleotit. O zaman nükleotitlerle nükleozitler arasındaki fark nedir? Nükleotitlerde fosfat vardır. En az bir tane, en fazla 3 tane. Yapıdaki bağlar, baz ile şekeri birbirine bağlayan N-glikozit bağıdır. Şeker ile fosfat arasında ester bağı var, ilk bağ. Fosfat grupları arasında ise yüksek enerjili bağ, fosfoanhidrit bağı, fosfoanhidrit bağı bulunur. Veya asitanhidrit bağı da diyor bazı kaynaklar. Bir baz pentozla birleşince nükleozit meydana gelir. Örneğin adeninden adenozin, guaninden guanozin, sitozinden sitidin, timinden timidin, urasilden üridin oluşur. Nükleozitler fosfat içermezler. Eğer fosfat alırsanız ne olur? Nükleotit olur. Guanozin nedir? Nükleozittir. Guanin bazı artı 5 karbonlu şeker eşittir nükleozit. Nükleotit ise baz artı riboz şeker artı fosfattan oluşur. Yani bir nükleozit fosfatla birleşirse nükleotit adını alır. Fizyolojik pH'ta bir nükleotit yapısında negatif yük taşıyan nükleotit bileşeni hangisidir? Fosfat grupları. Bu nedenle de DNA'nın yükü, RNA'nın yükü nedir? Negatiftir. Pürin halkasının atomları. Evet, nükleik asitlerde bazıları ben ikiye ayırıyorum. Pürin bazları, pirimidin bazları. Bazı farklılıklar var. Mesela pürin bazları madenin guanindir. Pirimidin bazları timin, sitozin, urasildir. Pürin bazları çift halka yapısındadır. Pirimidin bazları tek halka yapısındadır. Pürin halkasının atomları kimden gelir? Aspartik asit, glisin, glutamin, karbondioksit ve tetrahidrofolat. Arkadaşlar, pirimidin sentezinde de ben aspartik asidi kullanırım. Pirimidin sentezinde de glutamini kullanırım. Pirimidin sentezinde de karbondioksit kullanırım. Bunlar pürin ve pirimidin sentezinde ortak moleküllerdir. Ancak glisin amino asit olarak sadece pürin sentezinde atom kaynağıdır. Hem de hem karbon hem azot kaynağıdır. Aspartat amino asittir, amino grubunu verir. Glisin hem amino asittir hem azot grubu verir, hem karbon grubu verir. Glutamin azot kaynağıdır. Karbondioksit tabii ki karbon kaynağıdır. Folik asit karbon kaynağıdır. Bakın şekle. Aspartat azot kaynağıdır. Folik asit karbon kaynağıdır. Glutamin azot kaynağıdır. Karbondioksit azot kaynağıdır. Ama glisin hem karbon hem azot kaynağıdır soruluyor. Pürin halkasına azot veren moleküller kimlerdir o zaman? Aspartat, glutamin ve glisin. Karbon verenler kimlerdir? Karbondioksit, folik asit ve glisin. Hem azot hem karbon veren kimdir? Glisin. Nükleotitler pH 7'de ultraviyole ışığı kaç nanometre dalga boyunda absorbe ederler? Bazı komite sınavlarında gerçekten sorulan bir soru bu. Evet, nükleotitler de halka yapısında olduklarından dolayı ultraviyole ışığı absorbe edebilirler. Ama kaç nanometrede? 260 nanometrede arkadaşlar. Peki 260 nanometrede ultraviyole ışığı en iyi absorbe eden nükleotit hangisidir? Evet, AMP'dir arkadaşlar. Adenozin monofosfat en iyi absorbe eden nükleotittir. Pürin nükleotit sentezine bakalım. İki tip yolak var. Birincisi sıfırdan sentez, de novo sentez. İkincisi salvage yoluyla sentez. Sıfırdan sentez de novo, yeniden sentezdir. Öncülüm heksoz monofosfat yolundan gelen riboz 5 fosfatlardır.
Riboz 5 fosfat ilk basamakta fosforibozil pirofosfata dönüşür. Bunu yapan enzim ne olsun? Fosforibozil pirofosfat sentetaz. Fosforibozil pirofosfat sentez enzim. Bu enzimin bir özelliği vardı benim için. Neydi? Hiperaktivitesi sonucu gut hastalığı olurdu. Ne oluyordu ki gut hastalığında? Hiperürisemi oluyordu. Pürin nükleotitlerin yıkım ürünü ürik asittir. Eğer bu enzim fazla çalışırsa sonuçta fazla miktarda pürin nükleotit sentezliyordunuz. Fazla sentezlersen fazla yıkım olur. Fazla ürik asit oluşur. Dolayısıyla dikkat edin, herhangi bir enzim eksikliğinden bahsetmiyorum. İlk defa bir enzimin hiperaktivitesi diyorum eşittir gut hastalığı. Hız düzenleyici enzimdir. Bu yolaktaki bir diğer hız düzenleyici enzim hemen bir sonraki basamaktaki glutamin fosforibozil pirofosfat amidotransferazdır arkadaşlar. Peki pürin nükleotitlerin de novo yolunda ilk sentezlenen pürin nükleotit hangisidir? İnozin, monofosfat. Monofosfat dediğime göre nükleotittir değil mi? Bazım kim? Nükleozitim kim? İnozin. İnozin hangi bazla hangi şekerin birleşmesinden oluşmuştur? Şimdi adenozin desem adenin riboz şeker diyeceksiniz. Guanozin desem guanin riboz şeker diyeceksiniz. Herkes biliyor. İnozin monofosfat da bir fosfat. Fosfatı çıkart, nükleozit kaldı. Nükleozitim kim? İnozin. İnozin hangi bazla 5 karbonlu şekerin birleşmesinden oluşur? Hipoksantin. Tamam mı arkadaşlar? İnozinin öncülü olan baz kimdir? Hipoksantindir. Evet, inozin monofosfat bu pürün nükleotitlerin de novo sentezinde ilk oluşan pürün nükleotittir. Bundan sonra ikiye ayrılıyor kol. AMP ve GMP sentezi başlıyor. Adenozin monofosfat, guanozin monofosfat iki basamakta sentezleniyor. Pürün nükleotitlerin sentezi için gerekli olan riboz 5 fosfatın elde edildiği metabolik yol hangisidir? Pentoz fosfat yolu adı üzerinde. De novo pürün nükleotit biyosentezi sırasında tam olarak oluşan ilk nükleotit hangisidir? İnozin monofosfat. Evet arkadaşlar, inozin monofosfat oluştu. İnozin monofosfattan adenilosüksinat sentaz enzimiyle, bak aspartatı kullanıyorsun burada, GTP harcıyorsun. İlk önce adenilosüksinat oluşturuyorsun. Daha sonra adenilosüksinatı yıkan enzim, adenilosüksinat liyaz enzimiyle açığa fumarat çıkıyor. Neyi oluşturuyorsun? Adenozin monofosfatı oluşturuyorsun. Oluşan bu adenozin monofosfat gidip IMP'den negatif feedbackle adenilosüksinat oluşumunu negatif feedbackle inhibe edebilir arkadaşlar. ATP ve ADP düzeyleri de inhibisyon yapar. Nereye? Daha yukarıdaki kontrol basamaklarına, birinci ve ikinci basamağa negatif feedbackle inhibisyon yapabilir. Peki diğer taraftan inozin monofosfat IMP dehidrojenaz ile ksantin monofosfata dönüşüyor. Ksantin monofosfatta glutamini amino grubunu çıkartıp glutamata çevirirken yapıya amino grubunu ekliyor. Guanozin monofosfata dönüşüyor. Bu GMP oluşan guanozin monofosfatta negatif feedbackle gidip IMP dehidrojenazı inhibe edebilir. IMP'den AMP sentezinde azot kaynağı kimdir? IMP'den adenozin monofosfat sentezlenirken azot kaynağı kimdir? Aspartattır. Peki IMP'den GMP sentezlenirken azot kaynağı kimdir? Glutamindir. Tamam mı? IMP'den AMP sentezlenirken aspartat, IMP'den GMP sentezlenirken glutamin. Baş harflerine bak anlarsın. AMP aspartat, GMP glutamin. Peki inozin monofosfatın guanozin monofosfata dönüşüm reaksiyonunda kimler yer alıyor? İnozin monofosfattan guanozin monofosfat sentezlenirken kimler gerekli? Glutamin gerekli mi? Az önce söyledim. ATP gerekli mi? Evet. Hem de AMP'ye kadar yıkılıyor. NAD gerekli mi? Evet. Ksantin monofosfat gerekli mi? Oluşuyor zaten. Evet. Peki. Guanozin nükleotitlerin görevleri nelerdir? Dihidrobiopterin sentezi. Arkadaşlar tetrahidrobiopterini hatırlıyor musunuz? Tetrahidrobiopterin kimden sentezlenir? Öncülü kimdir? GTP'dir. Guanozin trifosfattır. Buradan aklınızda kalsın. Protein sentezi için enerji kaynağıdır aynı zamanda GTP'ler. Protein sentezini konuşurken iki aşamada GTP gereklidir diyeceğim. Sizlere hatırlatacağım. İnozin monofosfat içindeki baz hangisidir? İnozin bir nükleozittir. Bu nükleozitin yapısındaki baz kimdir? Hipoksantindir. RNA-DNA senteze katılan ve yapıda bulunan nükleotitler hangileridir? Substrat olarak kullanılanlar trifosfatlardır. Yapıda bulunanlar monofosfatlardır. Pürin sentezinde ilk enzim fosforibozil pirofosfat sentetaz olup
Bu enzimin fazla çalışması GUT adını verdiğim hiperglisemi tablosuna neden olur. Pirinükleot sentezinde düzenleyeceğinizden ilk iki basamak PRPP sentetaz ve PRPP glutamin amidotransferazdır. Eğer X'e bağlı resesif kalıtılan bir mutasyon, pardon, X'e bağlı mutasyon nedeniyle PRPP sentetaz enziminde kontrolsüz hızlı çalışma meydana gelirse GUT adını verdiğim hastalık ortaya çıkıyor. Bu ne? Bu da pirinükleotların salvajyol ile sentezi. Arkadaşlar pirinükleotlar AMP, GMP işi bittiğinde yıkıma giderler. Veya IMP, hipoksantin. Sonuçta inozinin öncülü kimdir? Hipoksantindir. Bazdır, pürin bazı. AMP, adenozinin öncülü kimdir? Adenindir. GMP, öncülü kimdir? Guanindir. Bu pürin bazları işi bittiğinde yıkıma giderler. Birazdan yıkım yolunu göstereceğim. Ama sen bunları yıkıma giderken geri çekersen, tekrar nükleotite çevirirsen, mesela hipoksantini geri çektin, IMP'ye çevirdin. Guanini yıkımdan geri çektin, GMP'ye çevirdin. Adenini yıkımdan geri çektin, AMP'ye çevirdin. Bu yola salvaj yolla sentez deniyor. Yıkıma giden bazları çekiyorsun geri, nükleotite çeviriyorsun. Bunlar salvaj yol ile sentezdir. Salvaj yol enzimleri hangileridir? Hipoksantin, guanin, fosforibozil, transferaz. Hipoksantin, guanin, fosforibozil, transferaz. Enzimin adına bak. Hipoksantin ve guanine fosforibozili, fosforibozil pirofosfattan fosforibozili transfer eden enzim. Bir de kim var? Adenine fosforibozili transfer eden enzim. Bak ismini sana ele veriyor. Bunlar salvaj yol enzimidir. Bu enzimlerden herhangi biri eksik olursa, mesela adenin fosforibozil transferaz eksik olursa kim birikir? Adenin. Adenin pürin bazı mıdır? Evet. Yıkılırsa açar kim çıkar? Ürik asit. O zaman bu enzimlerin eksikliği sonucunda hiperuricemi mi gözlenir? Evet. Hipoksantin guanin fosforibozil transferaz HGPRT eksikliğinde hiperuricemi mi gözlenir? Evet. Hangi sendrom? Leş-Nihan sendromu. Kendi kendine zarar verme ve hiperürisemi ile karakterize mental yeterli çocuklar. Eksikliği hiperürisemiye yol açan salvaj yol enzimi. İki tane var zaten. Birisini söyledik burada. Hipoksantin guanin fosforibozil transferaz eksikliği. Leş-Nihan sendromunda hangi enzim eksiktir? HGPRT. Peki pürinükleotların hem de nova sentezi hem de salvaj yolunda kullanılan molekül hangisidir? Pürinükleotların de nova sentezinde ilk basamakta kim oluşuyordu? PRPP. Salvaj yolda bu PRPP'yi kullanıyordum az önce şekil üzerinde hatırlayın. Dolayısıyla hem salvaj yolda hem de nova yolda kimi kullanıyorsunuz? 5 fosforibozil 1 pirofosfatı kullanıyorsunuz. Şekillerde bakın görürsünüz. Pürinükleotların yıkımına gelelim. Arkadaşlar pürinükleotların yıkım ürünü ürik asittir. Nükleotit eşittir baz artı şeker artı fosfat mıydı? Evet. Mesela şuraya bakın. Adenozin monofosfat kime dönmüş? Adenozine. Kim yapıdan uzaklaşmış o zaman? Nükleotit nükleozite çevrilmiş. 5 üstü ucundaki fosfat. Bunu yapan enzim kimdir? 5 üstü nükleotidaz. Bak. IMP inozine dönüşmüş. Yapıdan fosfat ayrılmış. Fosfat karbona, 5 karbon riboz şekere 5. ucundan bağlıydı. Enzimin adı ne olsun? 5 üstü nükleotidi yıkan enzim. Nükleotidaz. Var mı sıkıntı? Yok. Bunun dışında adenozinin inozine çevirebilirsiniz. Adenozin deaminaz yapar bu işlemi. Veya AMP'yi IMP'ye çevirirsiniz. AMP deaminaz yapar bu işlemi. Yapıdan amino grubu çıkartarak. Arkadaşlar daha sonra da mesela guanozin monofosfatı guanozini çevirmişsiniz. Fosfat uzaklaştırmışsınız. Enzim kim? 500'ü nükleotidaz. Tıpta uzmanlık sınav sorusudur. Peki, pardon bu sorulmadı henüz. Şurası pürinükleozit fosforla soruldu. 500'ü nükleotidaz henüz sorulmadı. İsmi zaten size kendini ele veriyor. 500'ü dediğine göre kim uzaklaşıyor? Şekerin 5. karbonuna bağlı olan fosfat. Nükleotidi yıkıyorsunuz. Kime dönüştürüyorsunuz? Nükleozite. Yapıdan fosfatı uzaklaştırıyorsunuz. Enzimin adı ne olsun? 500'ü nükleotidaz. Daha sonra arkadaşlar, nükleozitten neyi çıkartırsanız baz oluşur. Mesela inozinin yapısından neyi çıkartırsanız hipoksantin bazına dönüşür. Veya guanozinden neyi çıkartırsanız guanine dönüşür. Şekeri, 5 karbonlu şekeri. Bunu yapan kim olsun? Pürin nükleozitten fosforilaz ile şekeri çıkartan. Bak reaksiyona riboz 1 fosfat çıkıyor. Bunu yapan enzim pürin nükleozit fosforilazdır. Nükleoziti yıkan enzim. Mesela glikojen fosforilaz ürünü neydi? Glikojen 1 fosfat. Değil mi? Pürün nükleozit fosforilaz ürünü nedir? Riboz 1 fosfat. Fosforilaz enzimi ne yapıyor? Yıkıyor. Şekeri çıkartıyor yapılan. Glikojen yapısından şeker çıkartan kimdir? Glikojen fosforilaz. Glikojen 1 fosfat çıkartıyordu.
Sadece benzetme amaçlı aklınızda kalsın diye söylüyorum. Nükleozit yapısından riboz şekeri çıkartan kimdir? Pürin nükleozit, fosforilaz. Nükleozit yapısından şekeri çıkartırsan geriye kim kalır? Baz kalır. İnozin monofosfat. İnozin, inozinin bazı kimdir? Hipoksantin. Guanozinin bazı kimdir? Guanin. Hipoksantini ksantine. Ksantini de ürik aside dönüştüren enzim kimdir? Ksantin oksidaz. Bak açığa hidrojen peroksit çıkartıyor. Aynı zamanda iskemi ve perfüzyon hasarına neden olan enzimdir demiştik. Süperoksit radikali üretir. Diğer taraftan guanini de guanaz, guanini yıkan enzimle ksantine dönüştürürsünüz. Peki, hem ürünü hem substratı aynı olan enzim hangisidir bu şekle göre? Ksantin oksidaz. Ürün olarak ksantini oluşturur, substrat olarak ksantini kullanır, ürik aside çevirir. Peki, şurada bir de buna dikkat edin. Mesela guanozin monofosfat, guanin bazından oluşan nükleotitleri yıkarken hipoksantin oluşmuyor. Hipoksantin nerede oluşuyor? Adenin veya inozini yıkarken oluşuyor. Guanozini yıkarken herhangi bir aşamada hipoksantin meydana gelmiyor. Sorum şu, GMP nükleotitinin yıkımında aşağıdaki seçeneklerde verilen moleküllerden hangisi açığa çıkmaz? Guanozin çıkar mı? Guanin çıkar mı? Ksantin çıkar mı? Ürik asit çıkar mı? Hipoksantin çıkmaz. Şu arada, şuradan itibaren buluşuyorlar ortak yol. Ksantin ve ürik asit bu aşamadan itibaren ortak yol. Peki, ksantin oksidazın kofaktörü kimdi? Molibden. Arkadaşlar, adenozin deamiraz eksikliğinde kombine immün sistem bozukluğu oluyor. TVB hücreli immün yetmezlik görülüyor. Bunun dışında ksantin oksidaz eksik olursa ne beklersiniz? Ksantin üri. Ksantin oksidaz eksik olursa ürik asit oluşamaz. Hipoürisemi ama ksantin düzeyleri artar. Ksantin üri gözlenir. Pürin nükleotitlerin insandaki yıkım ürünü ürik asittir. Pürin nükleotitlerin katabolizmasına yer alan enzimler 5'lü nükleotidaz, adenozin deamilaz, guanin deamilaz, pürin nükleozit fosforilaz, ksantin oksidaz. Kabatasak hepsinden konuştuk. Adenozin deaminazı inhibe eden bir statin vardı. Kimdi o? Vastatin değildi ama. Pentostatin. Katabolizma sonucu ürik asit oluşan madde pürin nükleotitler, adenin ve guanini içeren nükleozit fosfatlar. Ksantin üri adı verilen tabloda ksantin oksidaz eksiktir. Bu hastalarda da hipoürisemi gözlenir. Ağır kombine immün yetmezliğe neden olan adenozin deaminaz eksikliğidir. ADA. Pankreatik sıvı içinde salgılanan ribonükleaz ve deoksiribonükleaz gıdalarla alınan RNA ve DNA'yı hidrolize ederler. Riboz bir fosfat açığa çıkartan enzim. Fosforilaz. Hangi fosforilaz? Pürin nükleozit fosforilaz. ADA eksikliği otozomal resesiftir. Hem hücresel hem humoral, yani hem T hücreli hem B hücreli kombine immün yetmezliğe neden olur. Şurası önemli arkadaşlar. Adenozin deaminaz eksikliğinde deoksi ATP artar. Deoksi ATP de ribonükleotit redüktazı inhibe eder. Dişli uzmanlık sınavında bu kadar detaya girilmedi henüz. Komite sınavlarında var. Tıp uzmanlık sınavında da sordular bunu. Deoksi ATP ribonükleotit redüktazı inhibe eder. Pentostatin. Bak o yüzden statin demiyorum. Adenozin deaminaz enzimini inhibe eden kemoterapötik bir ajandır. Peki GUT tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar var. Onlara bakalım. Kolşisin. Bunu fizyolojiden de farmakolojiden de görmüş olabilirsiniz. Mikrotübülleri depolimerize eder. Ağrının giderilmesinde ve atakların azaltılmasında etkilidir. GUT hastalığı çok şiddetli ayak baş parmak ağrısı yapar. Çünkü en çok metatarsofaringeal eklemde birikir ve burada inflamasyona neden olur. İşte o ağrı atakların giderilmesinde kolşisin rol oynar. Allopurinol. Hipoksantin analoğudur. Hipoksantine yapısal olarak analogdur. Ksantin oksidazı inhibe eder. Ksantin oksidazı inhibe edersen ürik asit oluşamaz. Dolayısıyla ağrılar ve enflamasyon önlenmiş olur. Probenesit ve sülfimpirazon ürikozürik ilaçlardır. Ürik asit atılımını arttıran ilaçlardır. Hiperürisemi regülasyonunda tofüs adını verdiğim ürik asitten zengin kabarcıklar olur. Onların yok edilmesinde, eritilmesinde ve oluşumunun engellenmesinde önemli rol oynarlar. Diğer memelilerden farklı olarak ürik asidi suda çözünen allantoin denen bir form var. Ürik asidin suda çözünen bir formu var, allantoin. Ürik asidi allantoine çeviren enzim kimdir? Ürikaz, ürat oksidaz. Bunun bir tane ilacını yapmışlar arkadaşlar. Mesela adam kanser, kemoterapi görüyor. Bir sürü kanser hücresi öldüğü için ne yükü artıyor?
püre nükleotit yükü artıyor. Bunlar yıkıldığında da hiperglisemiye neden oluyor. Doğru mudur? Evet. Adamlar rasburikaz adıyla, bak ürikaz, tümör lezi sendromu tedavisinde yeni bir strateji olarak rekombinat ürat oksidaz preparatını kullanmaktadırlar diye yeni bir bilgimiz var. Gelelim pirimidin sentezine. Pirimidin nükleotitleri tek halkasal yapıdan oluşur. Timin, urasil, sitozindir dedik. Pürinlerden farklı olarak halka yapısında kim yoktu? Glisin. Başka? Folik asitten herhangi bir atom almıyor. Folik asit bir aşamada göreceksiniz var ama metabolizmasında atom kaynağı değil. Pürinlerde o ise karbon kaynağıdır. Bakın arkadaşlar, pirimidin sentezinde neler var? Pürinlerle ortak olarak aynı olan glutamin, aspartat, karbondioksit. Bak reaksiyona. 2 ATP, karbondioksit, glutamin, bak burada bir de aspartat var. İlk iki basamakta zaten bunları alıyorsun. Pirimidin sentezine başlıyorsun. Şu reaksiyon tanıdık geliyor mu? 2 ATP, karbondioksit ve glutamin. Tanıdık gelen reaksiyonda glutamin yerine serbest amonyak vardı azot kaynağı olarak. Kimdi o? Üre döngüsü. Karbamol fosfat sentetaz 1. Karbamol fosfat sentetaz 1 üre döngüsündedir. 2 pirimidin sentezindedir. Karbamol fosfat da yüksek enerjili bir bileşiktir. Karbamol fosfat sentetaz 1 mitokondriyaldir. 2 sitoplazmiktir. Karbamol fosfat sentetaz 1'in aktivatörü N-asetil glutamattır. 2'nin aktivatörü fosforibozil pirofosfattır. PRPP. O zaman PRPP nerelerde rol oynuyor? Salvajol, denovayol, pirimidin sentezi. Pürün nükleotitlerin salvajolu, pürün nükleotitlerin denovayolu, pirimidin sentezi. PRPP. Peki, ilk aşama karbamol fosfat sentetaz 2 ile katalizeniyor. İkinci aşamada aspartatı ekliyorsunuz. Aspartat transkarbamoylaz. Karbamoyle aspartatı ekleyen enzim, karbamoyl aspartat oluşturuyorsunuz. Burada da yine ilk iki basamak hız düzenleyicidir arkadaşlar. Arkadaşlar, pirimidin sentezi sitoplazmada meydana gelir bir basamak hariç. Tek bir basamak mitokondriyaldir. Tek bir basamak olduğuna göre, sitoplazmik reaksiyonlar dışında olan bir basamak olduğuna göre soru potansiyeli var. Neresidir orası? Dihidro-oratat dehidrojenaz. Mitokondriyal bir enzimdir bu aşama. Peki burayı inhibe eden bir tane ilaç var. Onun adı nedir? Leflunomid. Leflunomid. Mitokondriyal basamağı inhibe eden ilaçtır. Peki devam ediyorum. Pirimidin nükleotitlerin sentezinde ilk oluşan pirimidin nükleotit hangisidir? Bak OMP. Orotidin monofosfat. Pürin nükleotitlerde IMP. Pirimidinlerde OMP. Orotat fosforibozil transferaz ve OMP dekarboksilaz. Bu enzimlerin eksikliğinde pirimidin nükleotit yolağıyla ilişkili bir hastalık ortaya çıkar. Kimdir o? Orotik asidüri. Orotik asidüri hangi yolağın hastalığıdır? Pirimidin sentez yolağı. Tip 1 ve tip 2 diye ayrılıyor. Tip 1'de bir tanesi, tip 2'de iki tanesi birden eksiktir bu enzimlerin. Daha sonra OMP, UMP'ye dönüşüyor. Sonra da UMP, UDP'ye dönüşüyor. İlk sentezlenen OMP'dir. Sonrasında da RNA'nın bazı olan U sentezleniyor. UMP ve UDP. Üridin difosfat. Peki DNA ile RNA arasındaki en temel fark neydi? Şeker. DNA'da deoksiriboz, RNA'da riboz şeker vardır. Peki DNA'nın spesifik bazı timin, RNA'nın spesifik bazı urasildir. Urasil DNA'nın yapısında bulunur mu? Bulunmaz. O zaman timini sentezlemem lazım. Timin kimden sentezleniyor? Urasilden sentezleniyor. Ama ben timini sentezlemeden önce, bak şurada timin sentezlenmiş. Timini sentezlemeden önce ne yapmam lazım? UDP'nin yapısındaki şekeri DNA'nın şekerine benzetmem lazım. Yani riboz şekeri deoksiriboz şeker yapmam lazım. Doğru mu? Yani ribonükleotidi deoksiribonükleotide çevirmem lazım. Sıkıntı var mı arkadaşlar? Yok. O zaman substratım kim? Difosfat. Bu UDP değil. ADP de olabilir. Sonuçta ADP yapısında riboz şeker var. RNA'nın nükleotididir. DNA'nın nükleotit olması için ne olması lazım? DADP olması lazım. Veya GDP. DGDP olması lazım. Yapıdaki şekerin deoksiriboz şekere dönmesi lazım. DNA'nın yapısında bulunabilmesi için. İşte bu riboz şekeri deoksiriboz şekere çeviren, ribonükleotiti deoksiribonükleotite çeviren enzim kimdir? Ribonükleotit redüktazdır. Her zaman ribonükleotit redüktazın substratı kimdir? Difosfattır. UDP, ADP, GDP, difosfattır. Anlaştık mı arkadaşlar? Soru bu.
Ribonükleotit redüktazın substratı kimdir? Difosfat. Burada UDP'yi göstermiş. Ürünü kimdir? Deoksidifosfat. Önüne sadece D2 getiriyorsunuz. Neden? Yapıdaki riboz şekeri deoksiriboz şekeri çeviriyor bu enzim. Önemli. Peki ribonükleotit redüktazın koenzimi kimdir? Tioredoksin. Tioredoksin bu reaksiyon sonucunda redükte halden okside hale geçer. Tekrar redükte edilmesi gerekir. Bunu yapan kimdir? Tioredoksin redüktaz. Tioredoksin redüktaz neyi kullanır? NADPH. Birazdan şekil üzerinde göstereceğim. Geldik deoksi UDP'ye. Evet, artık DNA'nın şekeri oldu mu? Evet. Ama DNA'nın yapısında urasil olmaz. Hemen deoksi UMP yapıyorum. Sonra da bu üridini timidine çeviriyorum. Timidin sentezliyorum. Timinin nükleoziti. Timidin. Monofosfat. Oldu sana nükleotit. Peki bunu yapan enzimin adı ne olsun? Hadi bana oluşturun. Üridinden timidin sentezleyen enzim ne olsun? Timidilat sentaz. İkinci önemli basamak da burası arkadaşlar. Timidilat sentaz, deoksi UMP'yi deoksi TMP'ye çeviren enzimdir. Bunu folik asit metabolizmasına göstermiştim. Koenzim olarak metilen tetrahidrofolata ihtiyaç vardır. Ancak vücutta sadece bu reaksiyonda tetrahidrofolat kime döner? Dihidrofolata döner. Sonra başka bir reaksiyonda tekrar dihidrofolatla tetrahidrofolata dönüşüm olur. Bu dönüşümü yapan da dihidrofolat redüktazdır. Bu aşamayı kim inhibe ediyor? Metotreksat. Peki, timidilat sentaz analoğu olan 5-fluorouracil ise timidilat sentazı inhibe ediyor. Bu aşamada timidilat sentaz inhibitörü kimdir o zaman? 5-fluorouracil. Metotreksat, dihidrofolat redüktaz inhibitörüdür. Bunu nasıl anlatıyorum aklınızda kalması için? Arkadaşlar şöyle düşünün, kanser tedavisi iki ucu keskin bıçaktır. Yani sen kanser hücresini öldüreceğim derken sağlam hücreleri de öldürürsün. Mesela diyelim ki bir kanser hücresi düşünün. Kanser hücresi ne yapar? Başı boştur. Kendi kendine çoğalır. DNA'sını replike eder. Adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin, timin karşısına adenin. Doğru mu? Evet. Eğer sen bu DNA'nın kanser hücresinin DNA'sının çoğalmasını engellemek istersen ne yapabilirsin? Getirip adenin karşısına timin koymasını engelleyebilirsin. Nasıl? Timin sentezini bloke edersin. Eğer sen bu timidilat sentezini inhibe edersen TMP oluşabilir mi? Oluşamaz. TMP oluşamazsa adeninin karşısına timin gelebilir mi? Gelemez. DNA'nın replikasyonunda substratları trifosfattı, yapısında bulunanlar monofosfattı. Deoksi AMP bulunur yapıda. Deoksi AMP'nin karşısına kim gelir? Deoksi TMP gelir. Ama sentezini bloke ettin. O zaman kanseri tedavi edebilir misin? Evet, çünkü replikasyonu engelliyorsun kanser hücresinin. Sıkıntı var mı? Yok. Demek ki 5-fluorouracille sen kanser hücresinin çoğalmasını engelleyebiliyorsun. Çünkü replikasyonu bloke edebiliyorsun. Adenin karşısına timin gelmesini engelleyebiliyorsun. Ama normal hücrelerde de engelliyorsun bunu. Ne oluyor insanlarda? Saç dökülmesi, gastroenteritler, değil mi? Çeşit çeşit yan etkiler görülüyor. Veya sen bu aşamayı gerçekleştirdin. Deoksi UMP'den deoksi TMP sentezi için kime ihtiyaç var? Metilen tetrahidrofolata ihtiyaç var. Hangi forma? Metilen tetrahidrofolata. Reaksiyon sonunda dihidrofolatın tetrahidrofolata dönüşmesi lazım. Sen bu aşamayı inhibe edersen, dihidrofolat redüktazı inhibe edersen, metotreksat kullanırsan, metilen tetrahidrofolat oluşabilir mi vücutta? Oluşamaz. Metilen tetrahidrofolat yoksa bu reaksiyon gerçekleşebilir mi? Gerçekleşemez. Al sana ikinci kemoterapötik. Metotreksat. Tamam mı arkadaşlar? Ne yapıyor? Metil grubunun transferini engelliyor. Arkadaşlar UMP, deoksi timidilat monofosfat, üridilat monofosfatın metilli türevidir diyoruz bu reaksiyonda. Pirimidin halkasını oluşturanlar glutamin, karbondioksit ve aspartik asittir. Pürinden farklı olarak pirimidin halkası kesinlikle glisin içermez. Pirimidin sentezinde kontrol basamakları, ilk basamak karbonmol fosfat sentetaz 2 ve ikinci basamak aspartat transkarbomoylaz basamaklarıdır. Karbonmol fosfat sentetaz 2'yi aktive eden PRPP, pirimidin bazlarının halka yapısını oluşturanlar aspartatın tamamı, glutaminden bir azot ve karbondioksitten bir karbon. Pürin nükleotit sentezinde hem azot hem karbon kaynağı olan kimdir? Glisin. Pirimidin sentezinde kimdir? Aspartattır. Pirimidin nükleotitlerin de novo sentezinde yer alan bütün enzimler sitozolikken bir tanesi mitokondriyaldir. Kimdir o? Dihidroorotat dehidrojenaz leflunomid ile inhibe olur. İlk pirimidin nükleotit OMP. Pirimidin metabolizmasının yıkım ürünleri. Evet, burası önemli. Burada kesinlikle ama kesinlikle komitelerde soruluyor. Yakında ÖSYM'de de çıkarsa şaşırmayın. Arkadaşlar ister T
timin olsun, ister urasil olsun, ister sitozin olsun. Bunları yıktığınız zaman ortak olarak açığa çıkan amonyak ve karbondioksittir. NH4 ve karbondioksittir. Bunun dışında beta alanin ve beta amino izobütirat önemlidir. Beta alanin hangisinin yıkımından oluşur? Beta amino izobütirat hangisinin yıkımından oluşur? Sitozin ve urasilin yıkımında oluşan son ürün beta alanindir. Timin yıkımında son ürün beta amino izobütirat diyoruz arkadaşlar. Kalıtsal pirimidin metabolizma bozukluğu hastalığı kimdi o? Orotik asidüri. Eksikliğinde orotik asidüri gözlenen pirimidin sentez enzimleri. Orotik asidürün iki tipi var. Tip 1, tip 2. Tip 1'de bir tanesi. Tip 2'de bu ikisi birden eksiktir. Tip 1'de orotat fosforiboz transferaz. Tip 2'de her ikisi birden eksiktir. Evet, tip 1 orotik asidüri. Pirimidin sentez bozukluğu olup orotat fosforibozil transferaz ve orotidilat dekarboksilaz eksikliği söz konusudur. Pardon, tip 1'de her ikisi eksiktir. Hastalarda gelişim eksikliği, mikroblastik anemi ve orotik asidüri kristalürisi gözlenir. Çok önemli değil. Folik asit analı olan metotreksat dihidrofolat redüktazı inhibe eder. Metotreksat folik asit analoğudur arkadaşlar. Dihidrofolatın tetrahidrofolata dönüşümünü engeller. Nasıl engeller? Dihidrofolat redüktazı bloke ederek. Antikanser ilaçtır. 5-fluorouracil gibi DUMP analogları, bu da deoksiuridilat monofosfat analogudur. Timidilat sentazı inhibe eder. Yine kanser tedavisinde kullanılan ilaçtır. Deoksi-UMP'nin metillenmiş formu deoksi-TMP'dir. Evet, metilen tetrahidrofolattan metil gruplarını alıp üridin monofosfatı timidin monofosfata çeviriyorsunuz. TMP, UMP'nin metillenmiş formudur. Deoksi-UMP'nin deoksi-TMP'ye dönüşümde rol oynayanlar nelerdir? Deoksi-UMP'nin deoksi-TMP'ye dönüşümü için 1. Timidilat sentaz gerekli. 2. N5-N10 metilen tetrahidrofolat gerekli. 3. Dihidrofolat redüktaz gerekli. 4. Redüktaz diyorsam ne gerekli? NADPH gerekli. Tioredoksin, ribonükleotitleri deoksiribonükleotitlere çeviren ribonükleotit redüktaz enziminin koenzimidir. Bana söyleyin, ribonükleotit redüktazın substratı nasıldı? Kimdi? Ribonükleotit redüktazın substratı kimdir? Difosfat, UDP, ADP, GDP. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki ribonükleotit redüktazın koenzimi kimdir? Tioredoksin. Tioredoksin redükte haldeyken bu reaksiyon sonucunda okside hale geçer. Tekrar başka bir reaksiyon için tekrar redükte edilmesi lazım. Bunu yapan da tioredoksin redüktazdır. Neyi kullanır? NADPH'ı kullanır. Deoksiribonükleotit sentezini katalizleyen ribonükleotit redüktaz enziminin substratı UDP'dir ve bütün nükleozit difosfatlardır. DNA'nın yapısını uydurmak için deoksi hale getirirsiniz. Ribonükleotitleri deoksiribonükleotitlere çeviren enzim ribonükleotit redüktazdır. İnsanlarda ribonükleotitlerin deoksiribonükleotitlere indirgenmesinde rol oynayan madde kimdir? Koenzim olarak tioredoksindir. Deoksiribonükleotit sentezinde görevli olanlar kimlerdir? Ribonükleotit redüktaz, tioredoksin, tioredoksin redüktaz, NADPH ve difosfat şeklindeki ribonükleotitler. Ribonükleotit redüktaz enziminin substratı trifosfatlar değil, difosfatlardır arkadaşlar. Sık sık soru olarak gördüğümüz yerlerden birisi. Ribonükleotitleri deoksiribonükleotitlere dönüştüren ribonükleotit redüktazın koenziminin yenilenmesinde hangi enzim görev yapar? Tioredoksin redüktaz görev yapar. Gelelim DNA replikasyonu, DNA onarımı, transkripsiyon, mutasyonlar ve translasyona arkadaşlar. Daha önce değindiğim gibi ribonükleotit ve deoksiribonükleotit arasındaki fark nedir? Bak şekere, biri riboz şeker, ötekisi deoksiriboz şeker. Nereye bakıyorduk riboz mu deoksiriboz mu anlamak için? İkinci karbona bakıyorsunuz. Birinci karbondan bazla bağ yapar. İkinci karbondan isimlendirme yapıyorsunuz arkadaşlar. Beşinci karbondan fosfatla bağ yapar. İkinci karbonda hidroksil grubu varsa ribonükleotit, hidrojen varsa, oksijen gitmişse deoksi ribonükleotit adını veriyorsunuz. İsimlendirme ikinci karbona göredir. Evet arkadaşlar, yapıdaki bağlardan bahsetmiştik sık sık. N-glikozit bağı vardır. Fosfoester bağı vardır. Bir de fosfoanhidrit bağı vardır. 3 tane bağdan şu ana kadar bahsettik. Gelelim 4. bağ yapısına. Arkadaşlar bir DNA ipliğinde, tek iplikte
komşu iki nükleotit arasında da bağ meydana gelir. Bu bağ ne diyorsunuz? Fosfo diester bağ diyorsunuz. Şimdi şunu bir DNA'nın tek ipliği gibi düşünün. DNA'nın yapısındaki monomerler hangi formdaydı? Monofosfat. Bak, timin DNA dediğime göre deoksi olacak. DTMP. Bir tane fosfat. DTMP. Yapıdakiler monofosfattır. Substratlar trifosfattır. Deoksi AMP. Deoksi CMP gibi. Deoksi GMP gibi. Şekilde gördüğünüz üzere DNA'nın tek ipi üzerinde kimler var? Monofosfat şeklinde nükleotitler var. Bu nükleotitler birbirlerine hangi bağla bağlıdırlar? Fosfodiester bağ ile bağlıdırlar. Şimdi bana bakın. Birinci nükleotite bakıyorum. Timin bazım, 5 karbonlu şekerim ve fosfat. Fosfatın 5 üssü riboz şekerin 5 üssü ucunda fosfat vardır. 3 üssü hidroksil kısmı ise bir sonraki nükleotitle bağ yapan yerdir. Ben bu DNA ipliğine bir tane daha nükleotit eklemek istesem, AMP eklemek istesem ne yapmam lazım? AMP'nin yapısındaki riboz şekerin 5. karbondaki fosfat ile bir önceki nükleotitin yapısındaki riboz şekerin 3. karbondaki hidroksil grubu arasında bir bağ yapmam lazım. Buna fosfodiester bağ diyorum. Bir nükleotit daha eklemek istiyorum. Deoksici CMP'yi eklemek istiyorum. Ne yapmam lazım? Sitozinden önceki DNA'daki bir önceki nükleotitin neyi lazım bana? Riboz şekerinin 3 üssü hidroksil ucu lazım. Ekleyeceğim nükleotitin riboz şekerinin 5 üssü fosfat grubu lazım. Buna ne diyorum? Fosfodiester bağ diyorum. Bir tane daha ekleyeyim. Bir de GMP ekleyeyim. Bir önceki nükleotitin 3 üssü hidroksil ucuyla bir sonraki nükleotitin 5 üssü fosfat grubu arasında meydana gelen bağ ne diyorsunuz? Fosfodiester bağ diyorsunuz. Fosfodiester bağ DNA'nın tek ipliği üzerinde birinci nükleotitin yapısındaki riboz şekerin 3 üssü hidroksil ucu ile ikinci eklenecek nükleotitin yapısındaki riboz şekerin 5 üssü fosfat grubu arasında meydana gelen bağdır. Var mı sıkıntı? Yok. Bir nükleotit daha eklemek istesem neye ihtiyacım var benim? Şuradan bir tane daha eklemek istesem neye ihtiyacım var? Bir önceki nükleotitin 3 üssü hidroksil ucuna. Ekleyeceğim nükleotitin 5 üssü fosfat ucunu bağlamam lazım. O zaman her zaman hangi uç açıkta kalıyor? 3 üssü hidroksil uç açıkta kalıyor. İlk başta açıkta kalan kim? Arkadaşlar ben burada aslında size bir replikasyon yapmış olmadım mı? Sırayla bakın yapıya. Nükleotit koydum. Şu tarafta komplementer ipliği düşünün. Şu taraftakinin komplementerlerini yapıya eklemiş oldum. Size bir replikasyon yaptım. Nereden nereye doğru? 5'ten 3'e doğru. Replikasyon yönü nasıldır? 5'ten 3'e doğrudur. Anlaştık mı? Her zaman 5 üssü ucu açıkta kalıyor. Bak fosfat açıkta kaldı. Her zaman aşağıda ekleyeceğin yerdeki 3 üssü fosfat ucu açıkta kalıyor. Bak 3 üssü açıkta kaldı. Replikasyon yönü nereden nereyedir? 5'ten 3'e doğru. Peki bu 5'ten 3'e doğruysa şu komplementer iplik 3'ten 5'e doğru mu olacak? Birbirine antiparalel değil miydi? 3'ten 5'e doğru okuyorum. İşte burada demek ki adenin varmış. Adeninin karşısına timini koydum. Bak okudum. Adenin 5'ten 3'e doğru sentezliyorum. 3'ten 5'e doğru okuyorum. 5'ten 3'e doğru sentezliyorum. Replikasyonun yönü 5'ten 3'e doğrudur. Okuma 3'ten 5'e doğrudur. Var mı sıkıntı? Bir sorunu daha herhalde burada atlatmış olduk. Hep diyoruz ya 5'ten 3'e replikasyon, 5'ten 3'e replikasyon. Mantık buradan geliyor. Peki, DNA iki ipliklidir. 5'ten 3'e, 3'ten 5'e ve bazlar komplementer olarak karşı karşıya gelir. Adenin, timin, guanin, sitozin. Bu bazlar arasında karşılıklı meydana gelen bağ hangisidir? Adenin, timin 2, guanin, sitozin 3. Hangi bağla karşılıklı DNA iki ipliği birbirine bağlı tutulur? Hidrojen bağ. Bak bu da 5. bağ. En glikozit bağ. Bir nükleotit veya nükleozit yapısında baz ile şeker arasındaki bağdır. Fosfoester bağ. Nükleotit yapısında 5 karbonlu şekerle ilk fosfat arasındaki bağdır. Fosfoanhidrit bağ. Nükleotit difosfat ve nükleotit trifosfatlarda fosfat grupları arasında bulunan yüksek enerjili bağdır. Fosfodiester bağ. DNA'nın tek ipliği üzerinde komşu iki nükleotit arasında birincinin 3 üssü hidroksili ile ikincinin 5 üssü fosfatı arasında meydana gelen bağdır. Hidrojen bağ, komplementer DNA'da adeninle timin, guaninle sitozin arasında karşılıklı meydana gelen bağdır. Peki DNA'yı ikiye ayırdım da ben bu işlemi ne diyorum? Denatürasyon. Denatürasyonda yıkılan bağ hangisidir? Hidrojen bağ. Fosfodiester bağ yıkılır mı? Hayır.
DNA'da tek bir zincirdeki komşu nükleotitler arasındaki bağ hangi bağdır? Fosfodiester bağdır. Üçüncüsü hidroksilden, beşüncüsü fosfata doğru fosfodiester bağdır. Anlaştık mı arkadaşlar? Bir türden izole edilen DNA'da yapılan inceleme sonucu DNA'daki baz içeriğinin adenin, timin, guanin, sitozin kuralına uymadığı görülmüştür. Çargaf kuralları. Bu DNA için hangisi doğrudur? DNA tek ipliklidir. Demek ki. Çünkü normalde çift iplikli bir DNA'da adenin kadar timin, guanin kadar sitozin vardır. Çünkü eşleşme bu şekildedir. Çargaf kuralı. DNA'daki baz içeriğinde adenin sayısı timine, guanin sayısı sitozine eşittir. Eğer eşit değilse tek iplikli DNA'dır diyoruz. Fosfodiester bağlarını yıkan enzimlere nükleaz adı verilir. Şimdi şekle geri dönüyorum. Arkadaşlar, şunlar fosfodiester bağ mıydı? Evet. Eğer en uçtaki fosfodiester bağını yıkacaksan, bu fosfodiester bağını yıkan enzimlere ne diyorum ben? Nükleaz. Fosfodiesteraz diyemiyorum maalesef çünkü DNA'nın yapısında. DNA'da çekirdekte nükleaz diyorsunuz. Eğer en dıştaki, en uçtaki fosfodiester bağını yıkacaksanız bu nükleaza ne dersiniz? Ekzonükleaz. Şu içeridekini yıkmak isterseniz ne dersiniz? Endonükleaz adını verirsiniz. Şimdi onu söylüyorum. Evet, eğer bu enzimler bir polinükleotitte aradaki bir fosfodiester bağını yıkıyorsa endonükleaz, en baş veya en sondaki nükleotiti ayırıyorsa ekzonükleaz adını alır. DNA çift zincirden oluşur ve antiparaleldir. DNA çift zincirinde her zaman adenin timinle guanin sitozin eşleşir. Adenin timin arasındaki guanin sitozin arasında 3 tane hidrojen bağı meydana gelir. O zaman bir DNA'nın erime hızını belirleyen nedir? Hidrojen bağ sayısıdır. DNA hangisinden zengin olursa o DNA daha geç erir. GC, guanin sitozinden. Çünkü hidrojen bağ sayısı artıyor. Bunu bir yerde daha kullanacağım. Adenin timin iki bağ yapıyor ya. Bak, bunun bir yerde daha kullanım var. Dikkat etmemişsinizdir muhtemelen, söyleyeceğim. DNA çift sarmalının yarısının açıldığı ısıya erime ısısı denir. Melting temperature denir. DNA çift sarmalında guanin sitozin miktarı ne kadar fazla ise ısıya direnç o kadar fazladır. DNA çift sarmal yapısı birbirine sarılırken sürekli arka arkaya denk gelen minor oluk ve major oluklar görülür. Bakın arkadaşlar, şunlar minor oluklardır. Şunlar major oluklardır. Küçük oluklar ve büyük oluklar. Daktinomisin veya aktinomisin D. D'yi başa at, daktinomisin. Aynı, ikisi de aynı anlama geliyor. Minor oluğa bağlanarak etki eden sitotoksik ilaçlardır. Daktinomisin veya aktinomisin de DNA çift heliksinin dar minor oluğuna yerleşerek sitotoksik etki gösterirler. Böylece mRNA ve DNA sentezlerini engellerler. Hem replikasyonu hem transkripsiyonu bozarlar minor oluğa bağlanarak. DNA'da bundan başka bölgeler, eksonlar vardır, genetik bilgi içeren bölümler. İntronlar vardır, içermeyen bölgeler. Promotör bölge vardır, RNA polimerazın gidip bağlanıp transkripsiyonu başlattığı bölge. Bir de transkripsiyon başlama bölgesi vardır, RNA sentezinin başladığı bölge. Bu bölgeyi tanıyan dizeler vardı, hatırlıyor musunuz? Tata box, Hagmus box, exon dize, Pribno box, ökaryotlarda farklı, prokaryotlarda farklı, bunları konuşacağız. ETZ komponentlerinden kompleks 2, saf nükleer DNA tarafından kodlanırdı. Geriye kalan mitokondriyal proteinlerin bir kısmı mitokondriyal DNA tarafından kodlanabilirdi. Peki mitokondriyal DNA sentezini yapan ökaryotlarda hangi DNA'dır? DNA polimeraz gamma arkadaşlar. Hem komite sorusudur hem tıpta uzmanlık sınav sorusudur. DUS'ta henüz sorulmadı. Prokaryotlar soruluyor dişli uzmanlık sınavında şu anda. Ökaryotlara henüz sıra gelmedi. Mitokondriyal DNA ile ilgili temel bilgiler çift zincirli ve sirkülerdir. Mitokondri kime benziyordu? Prokaryotik hücreye benziyordu. Evet, prokaryotlar da çift zincirli ve sirkülerdir. DNA polimeraz gama sentezler mitokondriyal DNA'yı. Yapısındaki proteinlerin bazılarını %1 ile 5 arasında kendisi kodlayabilir. Nükleozomları yoktur. Bunun dışında bakteri DNA'sına benzer. Mitokondriyal DNA'da histon protein yoktur. İntronlar yoktur. Çünkü prokaryotlarda da bunlar bulunmazlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, DNA replikasyonuna kadar geldik. DNA replikasyonu için neler gereklidir? Bir kere substratlar gereklidir. Hangi formdaydı substratlar? Deoksi nükleozit trifosfat şeklindeydi. Deoksi ATP, deoksi GTP, deoksi CTP, deoksi TTP kim kullanmaz? Deoksi UTP kullanmaz. Çünkü DNA'nın yapısında uracile ihtiyaç yoktur. Bir kalıp DNA lazımdır. Tek zincir kalıp olarak kullanıp komplementerini sentezleyeceksiniz.
DNA replikasyonu prokaryotlar için konuşuyorum. Primer olmadan başlayamaz arkadaşlar. RNA yapısındaki bir primere ihtiyacınız vardır. Nedenini birazdan konuşacağız. Enzimlere ihtiyacınız vardır tabii ki. Birisi primeri sentezleyecek, ötekisi DNA'yı sentezleyecek. Ötekisi kesintili iplikte oluşan o kazaki fragmanlarını birleştirecek. Birisi kıvrılmaları engelleyecek. Birisi kipliği birbirinden ayıracak vesaire vesaire. Prokaryotlarda DNA sentezi. Arkadaşlar ökaryotlarda ökaryot DNA'sı birden çok orijine sahiptir. Lineer olduğu için birden fazla noktada replikasyon orijinleri vardır. Prokaryot DNA'sında ise bir noktada replikasyon orijini vardır. Bir noktadan başlar, hop biter. Tamam mı? Her iki yönde olur orijinden itibaren replikasyon. Hem ökaryotlarda hem prokaryotlarda hem iki yönden replikasyon meydana gelir. DNA replikasyonu semikonservatif bir yapıda sentezlenir. Yani semikonservatif yarı korumalı. Eski ve yeni DNA'nın bir arada olması demektir arkadaşlar. Replikasyonda substrat olarak kullanılanlar trifosfatlardır. Unutmayın, yapıda bulunan monomerler monofosfattır. Substratlar trifosfattır, 3 fosfat içerir. Yapıda bulunan monomerler monofosfattır, 1 fosfat içerir. 2 tane fosfat nereye gidiyor? Yani 2 tane fosfatın hidrit bağı. Replikasyon sentez midir, yıkım mıdır? Sentezdir. Enerjiye mi ihtiyaç var? Evet. İşte o fosfatın hidrit bağları bu sentez için gerekli olan enerjide yıkılan bağlardır. Dolayısıyla substratlar trifosfat, yapıdaki monomerler monofosfattır arkadaşlar. 3 tane enzimden bahsediyoruz. DNA bağımlı DNA polimeraz. Arkadaşlar polimeraz sentezleyen demek. DNA polimeraz ne? DNA sentezleyen demek. DNA bağımlı DNA sentezleyen enzim. DNA bağımlı demene gerek yok. DNA polimeraz demek DNA sentezleyen demek. DNA'dan DNA sentezlemeye ne diyorum ben? Replikasyon. Doğru mu? Dolayısıyla DNA polimerazlar nerede görev yaparlar? Replikasyonda. Peki şuna ne dersiniz? DNA bağımlı RNA polimeraz. RNA polimeraz ne demek? RNA sentezleyen demek. DNA'dan RNA sentezlemeye ne diyorsunuz? Transkripsiyon. O zaman RNA polimerazlar nerede görev yapar? Transkripsiyonda görev yapar. Peki burada ters bir şey söylüyorum. RNA bağımlı DNA polimeraz. RNA'dan DNA sentezleyen. Var mı böyle bir şey? Transkripsiyonun tam tersi. Transkripsiyon nedir? DNA'dan RNA sentezi. Tam tersi nedir? RNA'dan DNA sentezi. Buna ne diyorsunuz? Reverse transkripsiyon. Reverse transkriptaz da bunları yapan enzimlere diyorsunuz. Yani RNA bağımlı DNA polimerazın diğer adı nedir? Reverse transkriptaz. Var mı vücudumuzda böyle bir enzim? Mikrobiyolojide görmüşsünüzdür. Kim var mikrobiyolojide? Retrovirüsler. HIV değil mi? Vücudumuzda var mı? Bizde var mı? RNA'yı kalıp olarak kullanıp DNA sentezleyen enzim. Var. Yok diyorlar ama var. Telomeraz enzimi. Konuşacağız. Peki, replikasyon yapalım. Önce replikasyon için DNA'nın iki ipliğini açmam mı lazım? Bir replikasyon orijini, başlangıç bölgesi belirlemem lazım. Bir de iki ipliği birbirinden ayırmam lazım. DNA A, orijini belirleyen proteindir. Replikasyon orijini belirler, replikasyon çatalını oluşturur. Replikasyon orijini adenin ve timin baz çiftinden zengin bölgelerdir. Neden adenin ve timinden zengin bölgeler replikasyon orijinidir? Daha kolay açılsın diye değil mi? Adenin ve timin arasında iki bağ var. O yüzden. O yüzden guanin ve sitozinden ziyade adenin ve timin. Mantık buradan geliyor arkadaşlar. Peki, DNA orijini belirledi. Sonra iki iplik arasındaki hidrojen bağlarını koparmanız lazım. İki ipliği birbirinden ayırmanız lazım ki replikasyonu yapabilirsiniz. Bunu yapan kimdir? DNA B, yani helikaz. Helikaz çift iplikli DNA'yı ikiye ayırır, hidrojen bağını kopartır, yani denatürasyon yapar. Arkadaşlar ipliği ayırdıktan sonra eğer hiçbir şey yapmazsanız iplik ne olur? Geri kapanır. Renatüre olur. Bunu replikasyonda olsun ister misiniz? Hayır, replikasyon yaparken açılmış ipliğin hemen kapanmasını ister misiniz? İstemezsiniz. Bunun için ne yapıyorsunuz? Helikazın açtığı ipliklerden bir tanesini dış tarafına götürüp tek sarmal bağlayıcı protein yapıştırıyorsunuz. Bir taraf kapanırken öbür taraf kapanmıyor. Dolayısıyla renatürasyon önlenmiş oluyor. Peki iki iplik, birisi 3'ten 5'e doğru, ötekisi 5'ten 3'e doğru görüyorsunuz. Helikaz geldi buraya kadar açtı, iplikleri birbirinden ayırdı. Tek sarmal bağlayıcı proteinleri ekledim, artık geri de kapanamaz. Sentez nereden nereye doğruydu? 5'ten 3'e doğru. Okuma 3'ten 5'e doğru. O zaman ben 3'ten 5'e doğru okuyacağım. Adenin karşısına timin, guaninin karşısına sitozin. Buna karşılık 5'ten 3'e doğru da ne yapacağım? Sentez yapacağım. Var mı sorun? Yok. Karşı iplikte nasıl olacak? 3'ten 5'e doğru okuyacağım. 5'ten 3'e doğru sentez yapacağım. Problem var mı arkadaşlar? Yok.
Peki, benim bir replikasyonda fosfodiester bağını oluşturmam için neye ihtiyacım vardı? Bir nükleotit eklerken bir önceki nükleotitin 300 hidroksil ucuna ihtiyacım vardı ki ekleyeceğim nükleotitin 500 fosfat bağı ucuyla bir bağ meydana getireyim, değil mi? Her zaman hatta açıkta kim kalıyordu? 300 hidroksil uç kalıyordu. O zaman benim replikasyona ilk nükleotit eklebilmem için neye ihtiyacım var? 300 hidroksil uca ihtiyacım var. Burada 300 hidroksil uç var mı? Replikasyon yönüne bakın. Yok. Replikasyondan asıl sorumlu enzim DNA polimeraz 3 enzimidir prokaryotlarda. Fakat kaprisli bir enzimdir. Haklı kaprisli bir enzimdir. Neden? Der ki kardeşim ben sana replikasyonu yapacağım, sentezleyeceğim ama benim bu nükleotit ekleyebilmem için bana 300 hidroksil uç vermen lazım. Yok. Nereye ekleyeyim ben bu nükleotiti? Nasıl yapayım diyor. Kaprisli. Hemen ortam gerilince bir tane ağır abi geliyor. Diyor ki bir dakika ya sakin olun, panik yapmayın. Ben şimdi çözeceğim sorunu. DNA primaz. Geliyor. RNA yapısında primeri ekliyor. 5'ten 3'e doğru bir tane RNA yapısında primer koyuyor. Bunu yapan kim? DNA primaz. RNA yapısında primer koyuyor. Var mı sorun? Yok. Bak artık 300 hidroksil ucum var. Oldu mu? Gerginliği gideren DNA polimeraz 3 için serbest hidroksil uç oluşturan enzim hangisidir? DNA primaz. Molekül hangisidir? RNA yapısındaki primerler. Artık serbest 300 hidroksil uç var. Hemen DNA polimeraz 3 geliyor. Kaprisi bir kenara bırakıyor. Hop. Nükleotitleri ekliyor. Replikasyonu yapıyor. Var mı sorun? Yok. Karşı iplikte de hemen DNA primaz geliyor. 5'ten 3'e doğru 300 hidroksil uç oluşturuyor. DNA polimeraz 3 geliyor. Hop. Replikasyonu yapıyor. Sonra ipliği biraz daha açmanız lazım. Replikasyon çatalını genişletiyorsunuz. Helikaz geliyor, biraz daha açıyor. Sağ tarafta bir tane primer eklemiştim 5'ten 3'e doğru. Hidroksil ucundan aldım gittim. Bak hidroksil ucu hala açıkta kalıyor. Çünkü 5'ten 3'e doğru sentez yapıyorum. 300 hidroksil ucu açık. Bu tarafta DNA polimeraz yeni bir primere gereksinim duymuyor. Hop geliyor hemen sentezi yapıyor. Ancak sol tarafta yukarıdan aşağıya 5'ten 3'e doğru sentez yapıyorum ya. Bak şuraya 500'ü 3 yerinde bir primer var. 5'ten 3'e doğru bir primer var. Yeni sentezi yapabileceğim bir 300 hidroksil uç var mı? Yok. DNA primaz tekrar geliyor. Tekrar bir primer koyuyor. Tekrar DNA polimeraz 3'e serbest 300 hidroksil uç oluşturuyor. Tekrar DNA polimeraz 3 gelip sentezi yapıyor. Replikasyon çatalını biraz daha genişlettim. Sağ taraftaki iplik primere ihtiyaç duyar mı? Duymaz. Ne yapar? Sentezine devam eder. Sol tarafta primere ihtiyaç var mı? Var. Yine 300 hidroksil uça ihtiyacım var. Getirip 300 hidroksil uç oluştururum. Sonra DNA polimeraz uç gelir. Tekrar sentezine devam eder. Sağ taraftaki iplik kesintiye uğramadan sentezlenir. Doğru mu? Evet. Bu ipliğe ne diyorsunuz? Lider iplik. Bir tane primer koyuyorsunuz. Replikasyonu alıp götürüyor. Bu ipliğe lider iplik adını veriyorsunuz. Öteki iplikte ise sürekli primer ihtiyacı var. Sürekli neye ihtiyaç duyuyorsunuz? Primerlere ihtiyaç duyuyorsunuz. Serbest 300 hidroksil uça ihtiyaç duyuyorsunuz. Dolayısıyla sürekli DNA nasıl parça parça sentezleniyor. Doğru mu? Evet. Bu ipliğe ne diyeyim ben o zaman? Kesintili iplik. Ötekisi lider iplik, kesintisiz iplik ama bu kesintili iplik. Bu kesintili parçacıklara ne diyeyim? Okazaki fragmanları diyeyim. Anlaştık mı arkadaşlar? Okazaki fragmanları kesintili iplik üzerinde oluşan fragmanlardır. Peki devam ediyorum. DNA polimeraz 3 replikasyondan asıl sorumlu enzimdir. DNA primaz, RNA yapıdaki primerleri koyan enzimdir. Arkadaşlar replikasyon bitti. Tamamen replikasyonun bittiğini düşünün. DNA yapısında RNA bulunur mu? Bulunmaz. O zaman benim bu primerleri çıkartmam lazım. Primerleri çıkartıp şu bölgelere karşılık gelen DNA'yı sentezlemem lazım. Doğru mu? DNA yapısında RNA bulunmaz. O zaman şu primerleri bir çıkartmam lazım. İki şurayı da DNA ile doldurmam lazım. DNA ile dolduracaksam hangi enzim gerekli? DNA polimeraz. DNA sentezleyeceğim çünkü. DNA polimerazı 3 olmayacağına göre kimdir? DNA polimeraz 1. RNA yapıdaki primerleri çıkartıp yerine DNA sentezleyen enzim kimdir? O kazaki fragmanlar içerisindeki RNA primerlerini çıkartıp yerine uygun DNA'yı dolduran enzim. DNA polimeraz 1. Peki sağ taraf kesintisiz giderken sol tarafta böyle kesik kesik çizgiler oldu.
Bak parça parça olacak. Primerleri çıkarttıktan sonra böyle boşluklar kalacak. Olur mu? DNA kesintiye uğramaz ki. O zaman bu kazaki fragmanlarını da birbirine ne yapmanız lazım? Primerleri çıkarttıktan sonra birbirine bitiştirmeniz lazım. Bağlamanız lazım. Bağlamak demek ligasyon demek. Duymuşsunuzdur. O zaman bunu yapan enzim kimdir? DNA'yı birbirine bağlayan enzim. DNA ligaz enzimidir. Buraya kadar sorun var mı? Yok. Peki. DNA polimeraz 1 geldi, primerleri çıkarttı. Okazaki fragmanları var. Okazaki fragmanlarını da birbirine bağlayan DNA ligaz enzimidir dedik. Arkadaşlar, ipliği biraz daha açtığınızda süperkoil adını verdim, katlanmalar oluşur. Mesela iki ipliği birbirine dolayın şöyle. Birden açın, düğüm olur bir yerden sonra. Daha fazla açılmaz. Arka tarafta hatta sıkışmalar olur. Şekil var. Bak şöyle. İki ipliği düşünün şöyle birbirine bağlı. Şu iki ipliği helikaz gibi açmaya çalışın. Bir yerden sonra şöyle katlanmalar meydana gelir. Bunlara süperkoil adı verilir. Bir yerden sonra düğüm olur. Daha fazla açamazsın. Bunu DNA gibi düşün. Böyle daha fazla açamazsan replikasyon mümkün olur mu? Olmaz. O zaman bu süperkoil oluşumunu engellemeniz lazım. Süperkoil oluşumunu engelleyen enzimler topoizomeraz enzimleridir. İki tipi var. Topoizomeraz 1, topoizomeraz 2. Topoizomeraz enzimleri şöyle düşünün. Bir tanesi gelir, bir tane zinciri kırar, gerginliği giderir, bağlar. Topoizomeraz 2 ise iki zinciri birden kırar, gerginliği giderir, bağlar. Tamam arkadaşlar? Tamam, yani fonksiyonu budur. Süperkoil oluşumunu, gerginlik oluşumunu gideren enzimler topoizomeraz enzimleridir. Escherichia coli'de bir tane topoizomeraz enzimi var. Tip 2 topoizomeraz. Bunun özel bir adı var. DNA giraz. Şimdi Escherichia coli mesela idrar yolu enfeksiyonlarının en sık nedenidir. İdrar yolu enfeksiyonlarının nedeni Escherichia coli ise, Escherichia coli sayısı çok fazla olduğunda sen bu Escherichia coli sayısını azaltırsan, üremesini engellersen, replika olmasını engellersen idrar yolu enfeksiyonu tedavi etmiş olur musun? Evet. Nasıl yapalım bunu? Topoizomerazı, DNA girazı inhibe eden bir ilaç verelim. DNA giraz inhibe olursa, topoizomeraz enzimi inhibe olursa şu katlantılar çözülebilir mi? Şu katlantılar çözülebilir mi? Çözülemez. Escherichia coli'de bu katlantılar çözülemezse Escherichia coli replike olabilir mi? Olamaz. Üreyebilir mi? Üreyemez. Çoğalabilir mi? Çoğalamaz. Al sana tedavi. O zaman hangi antibiyotiğin etki mekanizması DNA giraz inhibe etmektir? Kinolonlar. Florokinolonlar da denir. Tip 1, tip 2 inhibitörleri var. Şimdi konuşacağız. Kim özellikle adenin timin baz çiftinden zengin olan replikasyon başlangıç noktasını, orijinini belirlemede görev alır? DNA A proteini. Peki prokaryotlarda DNA'da orice proteinle bağlanarak adenin timin bakımından zengin bir bölgenin denatürasyonuna neden olan DNA A proteinidir. İşte o bağlandığı bölgelere de orice bölgesi adı veriliyor arkadaşlar. Prokaryotlarda replikasyon çatalı oluşumunda görevli olanlar kimlerdir? DNA helikaz, bir de DNA C diye bir protein varmış. Bunu da komite ders notlarından gördüm. Bu da yazıyor. DNA helikaz, DNA B proteini. Çift sarmaların birbirinden ayrılmasını sağlar. Hidrojen bağlarını kopartan enzimdir. Tek sarmallı DNA bağlayan protein. Ne işe yarıyordu bu? Renatürasyonu engelliyordu arkadaşlar. Yaklaşık 10 nükleotitten oluşan kısa RNA parçaları olan primerleri sentezler kim? DNA polimeraz değil, DNA primaz veya diğer adıyla DNA G proteini. Peki, primozom kompleksi. Bu da kullanılan tabirlerden biri. Arkadaşlar DNA primaz ve DNA helikaz ikisine birden primozom kompleksi deniyor. DNA primaz yani primerleri ekleyen, DNA helikaz replikasyon çatanı oluşturup ipleri açan. Bunun ikisine birden primozom kompleksi adı veriliyor. DNA replikasyonunda primerler neden gerekir? RNA yapısındaki primerler niçin gerekli? DNA polimeraz 3 kaprislidir. Neden? Kaprisi nedir? Serbest üçlüsü hidroksil uç ister. İlk nükleotitini eklemek için serbest üçlüsü hidroksil ucu sağlamak için primer gereklidir. DNA polimeraz 3, DNA zincir uzamasından replikasyondan esas sorumlu enzimdir. RNA primerin serbest üçlüsü hidroksil grubunu alıcı olarak kabul eder ve kalıp zincire uygun replikasyon yapar, nükleotitleri ekler. Ökaryotlarda lider zincirin uzamasını DNA polimeraz epsilon sağlar. Tablo şeklinde göstereceğim. DNA polimeraz delta ise okazaki fragmanlarının uzamasını sağlar. Yani ökaryotlarda lider iplikte farklı bir enzim görev yapıyor, kesintili iplikte farklı bir enzim görev yapıyor arkadaşlar. DNA polimeraz 1 prokaryotlarda RNA yapısındaki primerleri çıkartıp yerine uygun nükleotitleri, DNA yapısına uygun nükleotitleri koyarsınız. Bu tablo hangi güncel olan tablo? Ders notunuzdaki tabloyla aynı mı kontrol edemedim ama
yine de en güncelini buraya koydum. En azından buradan da elinizde olsun diye. Arkadaşlar DNA polimeraz 1 primerleri çıkartan enzim. Ve yerine yenisini dolduran enzim. DNA polimeraz 2 bazı kaynaklarda geçiyor. Hata kontrolü onarımı. Ökaryotlarda DNA polimeraz gamayı söyledim. Mitokondriyal DNA üreten enzim. En son tıpta uzmanlık sınav sorusudur. DNA polimeraz beta DNA tamirinde boşlukları doldurur. Prokaryotlarda DNA polimeraz 3 replikasyondan asıl sorumlu enzimdir. Ökaryotlarda polimeraz epsilon lider zincirin uzamasını sağlayan enzimdir. DNA polimeraz 3 prokaryotlarda her iki iplikte replikasyonu yapan enzimdir. Ama ökaryotlarda lider ipliği uzatan epsilondur. Okazaki fragmanlarını uzatan deltadır. Bir de burada alfa var. Polimeraz alfa DNA primerlerinin sentezini yapar. Tıpkı kim gibi? DNA primaz gibi. DNA primazın, prokaryotlardaki DNA primazın analoğu DNA polimeraz alfadır ökaryotlarda. DNA polimeraz 3 prokaryotlarda replikasyonda asıl sorumlu enzimdir. Hem lider iplikte hem kesintili iplikte. Ökaryotlarda ikiye ayırıyorsunuz. Lider ipliği yapan DNA epsilon, kesintili ipliği yapan DNA polimeraz deltadır arkadaşlar. Ökaryotlarda mitokondriyal DNA'yı sentezleyen DNA polimeraz gamadır. Tamirde görevli olan polimeraz betadır. En güncel tablo bu. Peki, replikasyonun okuma yönü 3'ten 5'e doğru, sentez yönü 5'ten 3'e doğrudur. DNA polimeraz 1'in fonksiyonları var. 5'ten 3'e doğru eksonükleaz, yani en uçtan fosfodiester bağını kırma. 5'ten 3'e doğru sentez polimeraz, bir de 3'ten 5'e doğru eksonükleaz aktivitesi vardır arkadaşlar. DNA polimeraz 3'ün hangi fonksiyonları var? Bunlardan bir tanesi sadece DNA polimeraz 1'e özgüdür. Ötekiler DNA polimeraz 3'te de var. DNA polimeraz 1'e özgü olan aktivite hangisidir? DNA polimeraz 1 ne yapar? Primerleri çıkartır değil mi? Primer neredeydi? DNA polimeraz 3 için serbest hidroksil uç oluşturuyordum. 5'ten 3'e doğru küçük RNA parçaları değil mi? 5'ten 3'e doğru. DNA polimeraz 1 gelir, 5'ten 3'e doğru bu primeri çıkartır. O zaman bu aktiviteye ne diyorsunuz? 5 üssü, 3 üssü eksonükleaz. Bu sadece DNA polimeraz 1'e spesifiktir. Çünkü bu yolla primerleri çıkartır. DNA polimeraz 3'te bu yoktur. Çünkü DNA polimeraz 3 primerlerle ilişkili, çıkartmayla ilişkili değildir. DNA polimeraz 1'i ayırt eden enzimatik aktivite 5'ten 3'e doğru eksonükleaz aktivitedir. Primerleri çıkartır. DNA replikasyonunda eksonükleaz aktivitesiyle hatalı okumayı düzelten enzim DNA polimeraz 3'tür. Replikasyon anında DNA polimeraz 3 gelir, adeninin karşısına timini koyar. Döner kontrol eder. Adenin karşısında timin mi var? Evet. Tekrar geçer. Guaninin karşısına sitozini koyar. Hemen dönüp kontrol eder. Guaninin karşısında sitozin mi var? Evet. Timinin karşısına guanini koyar. Döner kontrol eder. Aa, timinin karşısına guanini koymuşum der. 3'ten 5'e doğru döner. Yanlış bazı çıkartır. 3 üssü 5 üssü eksonükleaz aktivite dersiniz arkadaşlar. Buna da hem DNA polimeraz 1'de hem DNA polimeraz 3'te bu aktivite vardır. Ama özellikle replikasyonda yapılan hatayı onaran, replikasyon anında yapılan hatayı onaran kimdir? DNA polimeraz 3'tür. Hatta bu sistemde bir bozukluk olursa hangi tamir mekanizmasında bozukluk oluyordu? Mismatch tamir mekanizması. Orada da bu DNA polimeraz 3'ü vurgulayacağım. Ve size diyeceğim ki mismatch tamir sistemi replikasyon anında yapılan hataları düzeltememelidir. DNA ligaz. Ligaz ne demekti? Ligasyon. Bağlama. DNA'yı bağlayan enzim. Kimi bağlıyor? Okazaki fragmanlarını bağlıyor. DNA polimeraz 3 ve DNA polimeraz 1'in yaptıkları zincirler DNA ligaz ile birbirlerine fosfodiester bağ ile birleşir. Arkadaşlar, hangi enzimler fosfodiester bağ yapar replikasyonda? Fosfodiester bağ neydi? İki nükleotit arasındaki bağdı değil mi? O zaman kim yapıyor? DNA polimeraz 3 yapıyor mu? Nükleotit ekliyor yapıyor. Evet. DNA polimeraz 1 yapar mı? Primeri çıkartıp nükleotit ekliyor. Primeri çıkartıp nükleotit ekliyor. Yapıyor mu? Evet. DNA ligaz yapar mı? Kesikli okazaki fragmanlarını birbirine fosfodiester bağ ile bağlar. Demek ki bu üç enzim de ne yapıyormuş? Fosfodiester bağ yapıyormuş. Peki, ökaryotlarda RNA primerinin uzaklaştırılmasını sağlayan kimdir? Bak bu da çok güzel bir soru. Bunu not alın. Prokaryotlarda sağlayan kimdir RNA primerlerini uzaklaştıran? DNA polimeraz 1. Ökaryotlarda kimdir? Flap endonükleaz diye bir enzim. RNAz H ve flap endonükleaz 1. Bunlar son yayınlarda da var. Yeni komitelerde de soruluyor. Yakında ÖSYM'nin de gözüne batar. Sorarlar bunlar arkadaşlar. Ökaryotlar, prokaryotlarda herkes biliyor. DNA polimeraz 1.
Ökaryotları da bilin. Bu aşamada en azından bilin. DNA çift sarmalı bir uçtan açıldıkça replikasyon çatanın önünde helikal yapı sıkışır ve DNA sarmalında kıvrılmalar meydana gelir. Buna süperkoilit DNA adı verilir. Bu süperkoillerin oluşumunu engelleyen enzimlere DNA topoizomeraz adı verilir. Topotekan irinotekan tip 1 topoizomeraz inhibitörüdür. Escherichia coli'de bulunan ve dinlenimde halkasal DNA'da negatif süperkoiller oluşturan tip 2 DNA girazdır. Diğer topoizomerazın diğer adı Escherichia coli'de DNA girazdır. Hangi topoizomeraz? Tip 2 topoizomerazın Escherichia coli'deki özel adı DNA girazdır. Bakteriyel DNA giraza karşı kullanılan bir grup antimikrobiyal ajan vardır. Bunlara kinolonlar diyorum. Bu şekilde Escherichia coli'nin sayısını azaltıp enfeksiyonu tedavi edebiliyorsunuz. Kimlerdir onlar? Ciprofloxacin, ofloxacin, novobiosin, florokinolonlar. Kinolonlar dişli uzmanlık sınavında iki kere hem farmakolojiden DUS sorusudur hem de topoizomeraz inhibitörü olarak topoizomerazlar ne iş yaptığı genetik branşında DUS sorusudur arkadaşlar. Bir kemoterapötik ajan olarak kullanılan etopozit ve tenopozit. Bunlar da tip 2 topoizomeraz inhibitörleridir. Antrasiklinler, doxorubisin, daunorubisin, idarubisin, epirubisin. Bunlar da tip 2 topoizomeraz inhibitörleridir. Sitozin arabinozit, sitarabin, antikanser tedavisinde kullanılır. Adenin arabinozit, vidarabin, antiviral ajandır. Bunlar da nükleozit analoglarıdır. HIV tedavisinde kullanılan azidotimidin, bu önemlidir arkadaşlar. Reverse transkriptazı inhibe eder. HIV'de reverse transkriptaz denen, RNA'dan DNA sentezleyen bir enzim vardır. Tedavide azidotimidin kullanılıyor bu aşamada. Kromatin paketlenmesini başlatan protein, histon proteinlerdir. Histon protein analizim haricinden zengindir. Artı yüklü amino asitlerden eksi yüklü DNA'da iyonik bağlar kurarak DNA'nın o kocaman upuzun DNA'nın küçücük parça halinde çekirdekçe sığdırılmasında görev yaparlar. DNA'nın paketlenmesine görev yapan proteinler histon proteinlerdir. Bakın şunlar. Beyaz iplik DNA'yı görüyorsunuz. Kırmızı boncuk şeklinde olanlar histon proteinler. Tip 1, 2A, 2B, 3 ve 4 diye 5 tane histon proteininiz var. Tip 1 nükleozom adını verdiğim DNA ve tip 2A, tip 2B, tip 3, tip 4'ten oluşan nükleozom adını verdiğim yapıya katılmaz. Tip 1 histon protein nükleozom dışında kalır. DNA'nın yapısında en fazla bulunan protein histon proteinlerdir. Histonlarda çeşitli modifikasyonlar görülür. Asetilasyon, metilasyon, fosforilasyon. Bunlar kromatinin gevşeyip veya kasılmasını sağlayan modifikasyonlardır. Mesela kor histon proteinlerinin asetilasyonu ne yaparmış? Transkripsiyonun artması, gen ekspresyonun artması. Mesela histon 1 histon proteininin fosforilasyonu var. Replikasyon esnasında kromozomun yoğunlaşmasını sağlıyormuş. Histonların ADP ribolizasyonu DNA tamirinde görev yapıyormuş. Histonların metilasyonu, gen transkripsiyonunun aktivasyonu veya baskılanması. Monoubiquitinasyon, gen aktivasyonu, baskılanması ve heterokromatik gen susturma. Histonların sumoylasyonu, transkripsiyonun baskılaması gibi histon modifikasyonlar bulunmakta. Nükleozom nedir? Histon proteinleriyle DNA'nın birleşmesi, histon 1 hariç birleşmesiyle oluşan yapıya nükleozom adını veriyorsunuz. Kromatin nedir? Yoğun miktarda nükleozom içeren kromozom bölgelerine kromatin adı verilir. Histonlar arginin ve lizin gibi artı yüklü amino asitler, bazik amino asitlerden zengindir. DNA'nın nükleusta uygun şekilde katlanmasını sağlarlar. Nükleozomlar merkezinde bulunmaz ancak nükleozomların daha yoğun şekilde paketlenmesini sağlar. Hangi histon? Histon 1. Histon asetil transferazlar, histon proteinlerin yapısındaki N-terminal lizin amino asitine asetil CoA'dan aldığı asetil gruplarını ekleyerek N-asetil lizine çevirir. Şimdi bakın şöyle düşünün. DNA, lizin ve arginin histon proteinlerinden, histon proteinleri bu amino asitlerden zengindir. Histon proteinleriyle paketlenmiş. Eksi yüklülerle artı yükler birbirine iyonik bağ kurmuşlar. Eğer sen lizin ve arginindeki bu artı yüklere asetil grubu getirip takarsan, eksi yüklüdür, ne yaparsın o histon proteini? Nötrlemiş olursun. Nötrlersen bu iyonik bağ bozulur mu? Bozulur. Bak, gevşedi. DNA gevşerse daha rahat replikasyon, transkripsiyon meydana gelebilir. Tam tersine bu asetilasyonu ortadan kaldırırsanız, deasetilasyon yaparsanız ne yaparsınız? Tekrar kasarsınız, tekrar paketlemiş olursunuz. Burada onu anlatıyor. Bu değişiklik artı yüklü histon ve eksi yüklü DNA omurgası arasında güçlü bağı zayıflatır ve kromatini gevşeterek ökromatin haline getirir. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki histon deasetilaz inhibitörü olan bir ilaç var. Kimdir bu? Vorinostat.
Son zamanlarda bayağı bir popüler bu ilaçta. Gelelim telomeraza. Telomeraz nedir? Kromozomların uçlarında bulunan ve timin guaninden zengin dizgiler içeren bölge telomer bölgeleridir. Bakın şuralar. Kromozomun üç üst ucunda bulunan timin ve guaninden zengin bölgeler telomer bölgeleridir. Önemi nedir? Yaşlanmada, kanserde mesela önemli olan bölgelerdir. Kromozom kısalırsa yaşlanırız arkadaşlar. Kromozomlarda telomer bölgelerinde ölümsüz olan hücreler vardır, kanser hücreleri. Şimdi şu mantık şu, replikasyonda ben diyelim ki şu bölgeyi sentezlemek istiyorum. Primeri götürüp nereye koymam gerekiyor? Şuraya değil mi? Şuraya bir primer koyuyorum, bu bölgeyi sentezliyorum. Şu bölgeyi sentezlemek istiyorum, primeri buraya koyuyorum. Bu bölgeyi sentezlemek istiyorum, primeri nereye koyacağım? Şuraya. Ama burada kromozom yok, DNA yok. O zaman ne yapıyorum? Şu kadarlık kısmı ben replike edemiyorum. Kromozomun boyunu kısaltıyorum. Kromozomların boyu kısalırsa yaşlanırız. Demişler ki tamam o zaman kromozom boyunu uzatalım. Yaşlanmayalım, ölümsüzlüğü bulalım. Kromozom boyunu uzatmışlar, ölümsüzlüğü bulmuşlar. Ama hücrenin ölümsüzlüğünü bulmuşlar. Kansere neden olmuşlar. Bakmışlar ki kanser hücrelerinde telomer bölgeleri hiç kısalmıyor. Hep uzun. İşte arkadaşlar bazı vücudumdaki fizyolojik hücrelerde de, kanser dışındaki bazı hücrelerde de bu telomer bölgeleri kısalmıyor. Telomeraz denen bir enzim var. Telomer bölgelerini uzatıyor. Nasıl yapıyor bunu? Telomeraz, RNA'dan ve proteinden oluşan bir enzimdir. Ribonükleoprotein. Yapısındaki RNA adenin ve sitozinden zengindir. Bak tahtaya görürsün. Telomer bölgeleri neden zengindi? Timin ve guaninden. Adenin ve sitozinden zengin olan RNA'yı getirip timin ve guaninden zengin olan telomer uça telomeraz oturtuyor. Timinin karşısına adenin, guaninin karşısına sitozin, sitozinin karşısına guanin, sitozinin karşısına guanin. Bak RNA'yı kalıp olarak kullanıp DNA sentezliyorum. Sitozinin karşısına guanin, adeninin karşısına timin, adeninin karşısına timin, sitozinin karşısına guanin. Ne yaptım? RNA'dan DNA mı sentezledim? Böyle bir şey var mıydı? Var, telomeraz enzimi. RNA'dan DNA sentezler nasıl bir enzimdir? Reverse transkriptaz. Anlaştık mı arkadaşlar? Normalde DNA'dan RNA sentezlenir, transkripsiyon derim buna. Ama bunun tam tersine ters transkripsiyon, reverse transkripsiyon diyorum. Vücudumda bir tane enzim var bilinen. Telomeraz, telomer bölgelerinin sentezini arttıran enzim. Evet, sentezledikten sonra ben az önce buraya bir primer koyamadığım için şurayı sentezleyemiyordum. Peki telomeraz burayı sentezledikten sonra artık şuraya bir primer oturtup burayı da sentezleyebilir miyim? Evet. O zaman bu hücre telomer bölgesi yenilendiği için yaşlanmayan bir hücre olacaktır. Kanser hücresi gibi. Germ hücreleri gibi. Telomerlerin sentezinden sorumlu enzim telomerazdır. Yapısında protein ile birlikte RNA molekülü bulunan enzim telomerazdır. Az önce şekil üzerinde gördünüz. Kromozomun stabilizasyonunda görev alan telomerlerdir. Telomerler kromozomun stabilizasyonu derken neyi sağlar biliyor musunuz arkadaşlar? Ayakkabı bağcığını düşünün. Ayakkabı bağcığının uçlarında böyle şeffaf uçları bir arada tutan bir madde var. Görmüşsünüzdür muhakkak. O telomer işte. Telomer olmazsa iplik ne oluyor? Dağılıyor. Kromozom ucu da o şekilde dağılır. Telomer bu işlevi yapıyor. Stabilize ediyor o kromozomu. Aynı o mantık. Replikatif hücre yaşlanmasının mekanizmalarından biri hücre bölünmesi sırasında telomeraz enzim aktivitesinin azalması ve telomerlerin programlı bir şekilde kısalmasıdır. Yaşlanmanın mekanizması. Birçok kanser tipinde telomeraz etkinliğini sürdürür veya aktive edilir. Sonuçta telomeraz aktivitesi artması ile kanser arasında da güçlü bir ilişki bulunmuştur. Peki DNA tamir mekanizmalarına geçeceğim. Hangi tür bozukluklarda DNA tamir mekanizmaları işe yaramaz? Kromozom translokasyonunda, kromozomdan parçanın kopup gidip başka bir parçaya yapışmasında hiçbir şekilde tamir edemezsiniz bunu arkadaşlar. Bunu tamir edecek bir yöntem yoktur. DNA'daki hasarlı bazların uzaklaştırıldığı tamir sistemi, baz hasarlıysa baz eksizyon tamir sistemidir. Burada görevli enzim ise DNA glikozilazdır. Hadi baz eksizyon tamirine bakalım. Hasarlı baz yapısı uzaklaştırılır. Sadece bazı uzaklaştırıyorsunuz. Genellikle ne zaman baz hasarı uğrar bu durumda? İyonize edici radyasyon, reaktif oksijen türleri veya alkilleyici ajanlar. Soruda sana alkilleyici ajan diyorsa uyanık ol, baz eksizyon tamirini kastedecektir. Bu hasar yapısında deaminasyon kelimesi ipucudur arkadaşlar. Genellikle de bir pirimidin olan sitozin deaminasyona uğrarsa uras ile dönüşüyormuş.
Bak sol taraf bazı eksizyon tamirini gösteriyor. Urasil deaminasyonla sitozinden oluşuyor. Normalde guaninin karşısına sitozin gelmesi lazım. Ama burada deaminasyona uğruyor sitozin. Yerine ne geliyor? Urasil geliyor. Hatalı mı? Evet hatalı. O zaman bu bazı çıkartalım. Bazı eksizyon tamir sistemiyle. Bazı eksizyon tamir sistemini aklına getirecek enzim kim? DNA glikozilaz. DNA glikozilaz gelir hasarlı bazı yapısından çıkartır. Şu benim nükleotitim mi? DNA'da yer alan yanlış eşleşen bazım mı? Evet. Arkadaşlar eğer deaminasyon meydana gelirse örneğin sitozin urasile döndü. Normalde guanin karşısında sitozin gelmeliydi az önceki örnekte. Ama deaminasyon sonucu sitozin urasile döndü. Ne yapmam lazım? Benim bu bazı çıkartmam lazım. Şuradaki bazı çıkartmam lazım. DNA glikozilaz geliyor. Şuradan en glikozit bağını kopartıyor. Pürin veya pirimidin bazına deaminasyona uğrayan bazı ortadan kaldırıyor. Geriye kalan şu yapıya ne dersiniz? A pürinik veya A pirimidinik bölge. A olumsuzluk eki katıyor ya. A pürinik veya A pirimidinik bölge diyorsunuz. DNA glikozilaz bazı eksizyon tamirinden sorumlu olan enzimdir. Tabloya bak. Bazı eksizyon tamirinde görevli enzimler kimlerdir? Lütfen unutma. DNA glikozilaz. Başka? A pirimidinik veya apürinik bölgeleri oluşturan yapılar. Bir soruda apirimidinik, apürinik bölge, deaminasyon, DNA glikozilaz görüyorsan bazı eksizyon tamirini soruyordur. DNA polimeraz 1 ve DNA ligaz. Nükleotit eksizyonda da var her ikisi. Ayırt edici değil. Nükleotit eksizyon tamir sisteminde de bu iki enzimi göreceksiniz. Deaminasyon diyorsa, DNA glikozilaz diyorsa, apirimidinik bölge diyorsa bazı eksizyon tamiri aklına gelsin. Evet, bazı eksizyon tamirinde görevli enzimler kimlerdir? DNA glikozilaz en önemlisidir. Ötekilerini DNA polimeraz 1 ve DNA ligazı birazdan öteki tamir sisteminde de göreceğiz. DNA'da deaminasyona uğramış, bazları uzaklaştırarak tamirin başlamasına yardımcı olan enzim. Az önce gösterdim daha apürinik, apürimidinik bölge yapan enzim DNA glikozilazdır. O6 metil guanin alkilleyici ajanlar varlığında oluşur ve yüksek oranda mutajenik bir bileşiktir. DNA metil transferaz enzimi guanindeki metil gruplarını kendi sistemin rezidülerine transfer ederek normal guanin oluşumunu sağlar. Ortamdan direkt onarım yaparak hasarı giderir. Nükleotit kesip çıkartma. Bunda da arkadaşlar timin dimerleri ya da daha büyük bir bölgenin çıkartılması gerekiyor. Burada hatalı nükleotitle beraber etrafındaki nükleotitleri de kesip çıkartıyorsunuz. Peki nükleotit eksizyon tamir sisteminde dimer oluşumuna neler neden olur? Sigara dumanı, dikkat. Ultraviyole ışın, özellikle ultraviyole ışına dikkat edin. Ultraviyole ışın timin dimerlerine neden olur. Bir diğer etken de sigara dumanıdır. Peki, bakın şurada nükleotit eksizyon tamirde. Normalde bazlar karşılıklı bir birleşleşirken dimerizasyon nedir? Yan yana birleşme. Burada timinle sitozin arasında bir dimer oluşumunu görüyorsunuz. Pirimidin dimer oluşumunu. Ultraviyole ışık ne yapıyor? Timin dimerizasyonu yapıyor. Başka ne yapıyormuş dimerizasyonu? Sigara dumanı. Arkadaşlar bunlarda daha büyük bir bölgenin çıkartılması var. Bak şu kadarcık alanda bir lezyon varken sen gelip şu kadar kocaman büyük bir alanı çıkartıyorsun. Doğru mu? Evet. Daha büyük bir alanın çıkartılması söz konusudur. Oysa bazı eksizyon tamirinde ne yapıyordunuz? Sadece hasarlı bazı çıkartıyordunuz. Nükleotit eksizyon tamirinde ise daha büyük bir alanın çıkartılması var. Ultraviyole ışık dimer oluşumuna neden olur. Daha büyük bir bölge çıkartılır. UV'ye özgün ABC eksonükleaz kesinlikle bilmeniz gereken nükleotit eksizyon tamir sistemi enzimidir. UV'ye özgün ABC eksonükleaz. Bu enzim eksik olursa hangi hastalık ortaya çıkıyor? Kseroderma pigmentozu. Bol bol sorarlar. Bakın burada da DNA polimeraz 1, DNA ligaz var. Aynı baz eksizyon tamirinde olduğu gibi. Bak tahtaya. Eğer soruda sana ultraviyole ışık, timin dimeri diyorsa, sigara dumanı diyorsa, daha büyük bölgenin onarımı diyorsa, UV'ye özgün ABC eksonükleaz görev yapar diyorsa, nükleotit eksizyon tamir sistemi aklına gelmeli. Peki bu tamir sisteminde bozukluk olursa başka hangi hastalıklar ortaya çıkıyor? Kseroderma pigmentozumu söyledim. Cockayne sendromu, trikotiyodistrofi denen hastalık nükleotit eksizyon metabolizmasında bozukluk olursa ortaya çıkar.
Peki direkt güneş ışınına maruz kalan insanların deri hücrelerinde ne oluşabilir? Pirimidin dimerleri. Genellikle de timin dimerleri oluşur. DNA'dan UV ışın neden olduğu timin dimerlerinin kaldırıldığı tamir sistemi hangisidir? Nükleotit eksizyon tamir sistemidir. Nükleotit eksizyon tamir sisteminde görevli özellikle bilmen gereken enzim kimdir? UV'ye özgün eksi nükleazdır arkadaşlar. Eksikliğinde de kseroderma pigmentozum adını verdiğim hastalık meydana gelir. Güneş ışınına hassasiyet vardır. Gelin bir diğer tamir mekanizması mismatch, uyumlu olmayan nükleotitlerin tamiri. Arkadaşlar bu tamir sistemi DNA polimeraz replikasyon yaparken, DNA polimeraz 3 replikasyon yaparken döner kontrol eder dedim ya, işte orada meydana gelen hatalar. DNA polimeraz 3 bu tamir sisteminde görev yapar. Bazı eksizyon ve nükleotit eksizyonda DNA polimeraz 1, mismatch tamirde DNA polimeraz 3 görev alır. DNA replikasyonunda, replikasyon anında meydana gelen ve çift sarmalı zincirde karşılıklı bazların hatalı eşleşmesindeki problemler bu yöntemle onarılır. Eğer bu sistemde bir bozukluk varsa herediter non-polyposis kolon kanseri, Lynch sendromu ortaya çıkar. Peki, neyi görünce aklımıza mismatch tamir sistemi gelsin? Replikasyon anında meydana gelen hata. Başka? Dammetilaz. Başka? Mutes, mutle, mutaş, DNA polimeraz 3. Bunlar mismatch tamir sistemindeki görevli moleküllerdir. Mismatch tamir sisteminde uyumlu olmayan nükleotit gruplarının çıkartılmasında gözlenen bozukluk herediter non-polyposis kolon kanseridir arkadaşlar. Görev alan enzim dammetilaz, DNA polimeraz 3, mutle, mutaş dediğim proteinlerdir. RNA'ların asıl görevi protein sentezine katılmaktır. Evet. Başka? Ancak bunların aynı zamanda enzimatik aktiviteleri vardır diyoruz ve RNA yapısına geçiş yapıyoruz. Arkadaşlar, RNA'ların enzimatik görevi de vardır. Bu bir komite sorusudur. Hangi enzim RNA ribozim yapısındaydı? Peptidil transferaz. Genelde ben enzimler ne yapısındadır diyorum? Protein yapısındadır. Ama istisna var. Peptidil transferaz RNA yapısındadır. Dolayısıyla RNA'ların enzimatik aktivitesi de vardır. Örneğin 5-50S ribozomal RNA'ların içinde peptidil transferaz enzimi bulunur. RNA'nın görev aldığı başta reaksiyonlar hangileridir? Protein sentezinin başlaması, protein sentezinin sonlanması. RNA nerede görev yapıyor protein sentezinin başlanmasında? mRNA, tRNA. Doğru mu? Evet. Dolayısıyla protein sentezinin sonlanmasında da görev yapıyorlar. Amino asit zincirinin uzaması. Evet. Amino asitlerin aktivasyonu tRNA görev yapıyor. Amino asit tRNA sentetaz enzimiyle beraber konuşacağız. Taşıyıcı RNA'nın bazı özelliklerine bakalım. Amino asitleri ribozomlara taşır. Translasyon aşamasında tRNA gider, amino asit havuzundan amino asit alır, götürür ribozomların messenger RNA'nın olduğu yere ilgili amino asiti bırakır. En az sayıda nükleotit içerir, modifiye bazlar ve timin içerir. RNA'nın yapısında timin var mı? Yok. Ama tRNA delidir, ne yapsa yeridir. O kadar delidir ki stop kodunu kullanarak kendi üzerinde selenosisteyn sentezler. Oradan aklınızda kalsın. Tuhaf tuhaf amino asitler, moleküller içerir. Modifiye bazlar taşır yapısında. Normalde genetik materyal yapısında modifiye baz yoktur. Ama tRNA istisnadır arkadaşlar. Göz ardı ediyorsunuz. Kendi haline bırak diyorsunuz. Ayrıca mRNA'daki kodonu tanıyan antikodon kolu vardır. Amino asit bağlayan kol var, antikodon kolu var. Yonca yaprağı şeklindeydi hatırlarsanız. Genetik materyal içerisinde hatalar tolere edilemezken bir tek tRNA moleküllerinde anormal bazlar bulunabilir. Genetik materyal içerisinde, RNA'lar içerisinde yarı ömrü en kısa olan hangisidir? Postacı postayı getirir, işi biter. Messenger RNA'dır. Yarı ömrü en kısa olan RNA, messenger RNA'dır. Ökaryotik mRNA'nın sentezi ve işlenmesi hangi hücre organelinde gerçekleşir? Messenger RNA'nın sentezi ve işlenmesi. Çekirdek T gerçekleşir. Ribozomal RNA nerede sentezlenir? Çekirdek çikte. Hangisi hariç? 5S ribozomal RNA hariç. Nükleusta sentezlenen RNA'lara heterojen nükleer RNA adı verilir. İlk başta mRNA sentezlenmeden önce heterojen nükleer RNA şeklinde sentezlenir. Daha sonra transkripsiyon bittikten sonra bazı değişiklikler yaparsınız. Bunlara ne diyoruz? Post-transkripsiyonel modifikasyonlar diyoruz. Nelerdir mesela heterojen nükleer RNA'dan mRNA sentezlerken yapılan modifikasyonlar? 5 üst ucuna şapka takma, 3 üst ucuna kuyruk takma, intronları çıkar, eksonları birleştir, splicing. Bunlar
post-transkripsiyonel modifikasyonlardır. İşte heterojen nükleer RNA'nın 500 ucuna şapka, 300 ucuna kuyruk tak, intronları çıkar, eksonları birleştir. Oluyor sana mRNA. Demek ki messenger RNA'nın öncülü kimdir? Heterojen nükleer RNA'dır. Modifikasyonlardan sonra mRNA'yı yaparsınız. Şurayı kastediyorum arkadaşlar. DNA'dan transkripsiyonla mRNA sentezlenmeden önce heterojen nükleer RNA sentezleniyor. Sonra transkripsiyon bittikten sonra modifikasyonlar yapıyorsun. 500 ucuna şapka takıyorsun. Markası ne şapkanın? 7 metil guanozin şapka. 300 ucuna kuyruk takıyorsun. Poli A, adenin, 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 adenin. Sonra intronları çıkartıyorsun. Zaten anlam içermeyen gen bölgeleriydi. Eksonları birleştiriyorsun. Bu işleme de splicing deniyor. Alternatif splicing nedir? Arkadaşlar alternatif splicing şudur. Normalde örnek veriyorum. 20.000 tane genimiz var. 50.000 tane proteinimiz var. Doğru mu? Lafın gelişi. Daha fazla proteinimiz var. Gen sayısından daha fazla proteinimiz var. Bilim adamları demişler ki ya 20.000 tane gen varsa her gen bir protein kodlarsa 20.000 tane de protein olması lazım. Sonra proteinler bir çıkartılmış. Gen kütüphaneleri bir açılmış, bakmışlar ki oho, genin 5 katı, 10 katı, 20 katı, 1000 katı kadar protein var. Demişler ki bu nasıl olur? Nasıl olur? Şöyle olur. Arkadaşlar şuradan intronları çıkartırsan, ekson 1, ekson 2, ekson 3'ü birleştirirsen ne olur? Bir genden bir protein olur. Ekson 1, ekson 3'ü birleştirirsin, ikinci proteini sentezlersin. Ekson 2, ekson 3'ü birleştirirsin, başka bir proteini sentezlersin. Bu yüzden bu işleme ne diyorum ben? Alternatif splicing diyorum. Gen sayıma göre protein sayısının fazla olmasını nasıl açıklıyorum? Böyle açıklıyorum. Alternatif splicing ile açıklıyorum. Peki bu post-transkripsiyonel modifikasyonlar nerede meydana geliyor? Çekirdekte meydana geliyor. Arkadaşlar bir hastalık var. İntronları çıkarttıktan sonra eksonları birleştirirken bir kusur meydana gelirse hangi hastalık ortaya çıkıyor? Talasemi. Tamam mı arkadaşlar? Tanıdık bir hastalık. Daha sonra sitoplazmaya veriyorsunuz bu olgunlaşmış mRNA'yı. mRNA gidiyor tRNA ile beraber, amino asitlerle beraber ribozomun büyük ünitesi ve küçük ünite ve büyük ünitenin birleşmesiyle translasyonu meydana getiriyor. Translasyon mRNA, tRNA ve ribozomların işbirliğinde sitoplazmada yapılıyor sevgili arkadaşlar. Protein sentezi bittikten sonra ise bir protein yapısındaki amino asitlerin yapısını değiştirirseniz bu değişikliğe ne diyorsunuz? Post-translasyonel modifikasyon diyorsunuz. Post-translasyonel modifikasyonlar nerede meydana geliyor? Golgi, GER. Post-transkripsiyonel nerede meydana geliyor? Çekirdekte meydana geliyor. Bu ökaryotlarda. Prokaryotlara bakarsanız prokaryotlarda intron denen GER bölgeleri yoktur zaten. Çekirdekleri de yok. Sitoplazmada oluyor her şey. Small nükleer RNA ne işe yarar? Ne demiş? mRNA'nın işlenmesine ve gen düzenlenmesine katılır. Arkadaşlar small nükleer RNA ne işe yarar biliyor musunuz? İntronları çıkartıp eksonları birleştiriyorsunuz ya. Bu intronları çıkartıp eksonları birleştiren RNA small nükleer RNA'dır. Splicing'de görevli olan RNA'dır. Small nükleer RNA. Bakın şu işlem splicing. İntron 1 ile intron 2'yi çıkartıyorsun. Ekson 1, ekson 2, ekson 3'ü birleştiriyorsun. Oluyor sana mRNA, olgunlaşmış mRNA. Heterojen nükleer RNA nedir? Olgunlaşmamış mRNA'dır. 500 ucuna şapka takıyorsun, 300 ucuna kuyruk takıyorsun, intronları çıkartıyorsun, eksonları birleştiriyorsun. Oluyor sana mRNA, olgunlaşmış mRNA. RNA sentezini gerçekleştiren enzim ve kofaktörü. RNA sentezlenen enzimlere ne diyordum ben? DNA sentezlenene ne diyordum? DNA polimeraz. RNA sentezlenene ne diyorum? RNA polimeraz. Kofaktörleri neydi? Çinko. Prokaryotlarda RNA polimeraz enzimi. Arkadaşlar, RNA polimeraz enziminin whole enzim kısmı ve çekirdek core kısmı var. RNA polimeraz şunu yapar prokaryotlarda. Belli bir dize vardır. Sinyal dizeleri. Mesela Pribnovbox diye veya işte sallıyorum -20 dize diye. Şu anlama geliyor. DNA'nın üzerinde RNA polimerazın bağlandığı bölgeler var. Bu bölgeye RNA polimeraz bağladığında transkripsiyon başlar. Bu dizeler RNA polimeraza o uzaklığı bilgi verir. Der ki -20 dize sonra başlangıç bölgesine geliyorsun. O başlangıç bölgesinin özel adı nedir? Promotör bölge. RNA polimeraz bu dizeyi gördüğünde der ki evet -20 dize sonra ben promotör bölgeye geleceğim. Gelir -20 dize sonra promotör bölgeye sigma kısmıyla promotör bölgeye bağlanır ve transkripsiyon başlar. Bu dizeler prokaryotlarda ve ökaryotlarda farklıdır. Hagnus box, Tata box,
Pribnov box, eksi 70 dize. Bunlar notunuzda var zaten. Peki, sigma faktörü ve çekirdek enzimden oluşur. Primer hariç tüm RNA'ları aynı enzim sentezler arkadaşlar. DNA'nın promotör adı verilen özel bölümüne bağlanarak etki eden enzim hangisidir? RNA polimerazlar. DNA'da promotör denen bölgeye gider bağlanır. RNA sentezler yani transkripsiyon yapar. RNA polimerazın bağlandığı DNA bölgesine promotör bölge adı verilir. Sistron nedir? Bir protein sentezinden sorumlu mRNA bölgesidir. Prokaryotikler polisistroniktir. Ökaryotikler monosistroniktir mRNA olarak. Yani prokaryotik mRNA birçok proteini kodlarken ökaryotik mRNA tek bir proteini kodlar. Arkadaşlar RNA sentezinde RNA polimerazlar görev yapar dedik. RNA 1, RNA polimeraz 2, RNA polimeraz 3. Hadi söyleyin bakalım RNA polimeraz 1 kimi sentezler? Ribozomal RNA'yı. Ama hangisi hariç? 5S ribozomal RNA hariç. Çekirdek çikte 5S ribozomal RNA dışındaki rRNA'ları RNA polimeraz 1 sentezler. RNA polimeraz 2 kimi sentezler? Messenger RNA'yı, miRNA'yı, cRNA'yı, small nükleer RNA'yı RNA polimeraz 2 sentezler. RNA polimeraz 3 kimi sentezler? tRNA'yı sentezler. Bir de 5S ribozomal RNA'yı sentezler. Bunlar da RNA polimerazın sentezlediği RNA'lardır. Evet bakın 5S ribozomal RNA çekirdek çik dışında ama çekirdek içinde sentezlenir. 45S ribozomal RNA çekirdek çikte sentezlenir. RNA polimeraz 1 45S ribozomal RNA'yı sentezler. RNA polimeraz 3 5S ribozomal RNA'yı sentezler. Daha sonra bunlar birleşirler 45S'e 5S. Sonra bakın 41S'e 5S, 32S 5S 20S, 28S 5S, 5.8S 18S. Bunlar ta ki büyük alt birim ve küçük alt birim oluşturacak şekilde birbirlerinden ayrılırlar. Ökaryotlar da farklı, prokaryotlar da farklı büyüklüklerde büyük alt birim, küçük alt birim oluştururlar. Dolayısıyla bunlar RNA'ların, ribozomların küçük alt birimleri midir? Evet, RNA'nın, ribozomların alt birimlerinin yapılandırılması nerede olur diye söylemiştim ben hücre organellerde. Çekirdek çikte olur. Bakın buradan itibaren başlıyor. Çekirdek çikte yapılandırma başlıyor arkadaşlar. Peki, RNA polimeraz 1, nükleosta 45'er preribozomal RNA'yı sentezler. RNA polimeraz 2, mRNA'nın prekürsörü olan heterojen nükleer RNA'yı, miRNA'yı, cRNA'yı, small nükleer RNA'yı sentezler. RNA polimeraz 3, tRNA'yı bir de beraberinde 5S ribozomal RNA'yı sentezler. Rifampin ne işe yarar? Prokaryotik RNA polimeraz inhibitörü olup tüberküloz tedavisinde kullanılır. Önemli bir özelliği var. Muhakkak hatırlarsanız rifampin vücut sıvılarının ne rengi boyar? Turuncu arkadaşlar. Vücut sıvılarının turuncu rengi boyaması bir yan etkisidir. Alfa amanitidin bir mantar var. Amanitidis filoides. Bunun zehiridir arkadaşlar. Alfa amanitin hani mantar yiyenler ölüyor ya işte bundan dolayı. RNA polimeraz 2 inhibitörüdür. Messenger RNA'yı sentezleyen enzimi ciddi bir şekilde inhibe eder. mRNA sentezini engeller. DNA üzerinde yer alan transkripsiyon başlangıç bölgelerine promotör bölge adı verilir. Transkripsiyonda helikaz enzimi gerekli değildir. Peki transkripsiyon promotör bölgenin RNA polimerazın sigma alt birimi tarafından bağlanması ile başlar. Evet RNA polimeraz sigma alt ünitesiyle gider, promotör bölgeye bağlanır ve DNA'dan transkripsiyonla RNA sentezi başlar. Pribnov box prokaryotik promotör başlangıç bölgesidir. Tata kutusu veya Hagnus box ökaryotlardaki promotör başlangıç dizesidir. Transkripsiyonun bitişi nasıl olur? Tamam, DNA'dan mRNA sentezlediniz, artık sentez bitsin diyorsunuz. İki şekilde olur arkadaşlar. Rho faktör diye bir faktör var. Ya bu rho faktöre bağımlı olur ya da rho faktörden bağımsız palindrom denen dizeler var. Bu dizeler tanınınca kendiliğinden transkripsiyon sona erer. Ökaryotik hücrede RNA polimeraz 2 önce heterojen nükleer RNA'yı, olgunlaşmamış öncül mRNA'yı sentezler arkadaşlar. Daha sonra pre-mRNA'yı koruyabilmek için 3 üstü ucuna kuyruk, 5 üstü ucuna şapka takar. Bunlar koruma amaçlı takılan modifikasyonlardır. Amaç 5 üstü ve 3 üstü ucundan gelebilecek eksonükleazlara karşı mRNA'yı korumaktır. 5 üstü ucuna 7 metil guanozin şapka, 3 üstü ucuna poliadenilasyon, adenin ile kuyruk takma. Posttranskripsiyonal modifikasyonlar. Amaç neymiş? mRNA'nın eksonükleazlara karşı korunması. Heterojen nükleer RNA'da
Protein kodlamayan intron ve protein kodlayan ekson bölgeleri bulunur. Primer transkripten intronları çıkartırsanız, splicing yaparsanız olgun mRNA elde edilir. Bu işlemi yapan small nükleer RNA'lardır. Small nükleer RNA ile proteinler birleşerek spliceosom adını veren kompleksi oluştururlar. Alternatif splicing'den bahsettim arkadaşlar. pre-mRNA farklı dokularda farklı şekilde işlenerek aynı pre-mRNA'dan dokuya farklı proteinler üretebilirler. Buna alternatif splicing adı verilir. Okaryotik mRNA'nın işlenme sürecinde gen ile ilişkili olarak kesilip çıkartılan dizi hangisidir? İntron bölgeleri değil mi? Splicing'de çıkartılan intron bölgeleridir. Bakın burada bir kelime oyunu bekliyorum bazen sınavlarda. Splicing için aşağıdaki tanımlamalardan hangisi doğrudur? Splicing nedir? İntronların çıkartılıp eksonların birleştirmesidir. Lütfen yanılgıya düşmeyin. Eksonların çıkartılıp intronların birleştirmesidir diye bir ifade kullanabilirler. Lütfen o sınav anındaki panikle bunu gözünüzden kaçırmayın. Peki, sistemik lupus eritematosus, bu spliceosom kompleksi small nükleer ribonükleoprotein, yani small nükleer RNA ve proteinden oluşuyor ya, buna small nükleer ribonükleoproteinler adı veriliyor arkadaşlar. Bakın şu, small nükleer RNA ve proteinler birleşerek small nükleer ribonükleoproteinleri oluşturuyorlar. Bu da geliyor, spliceosom adını alan kompleks geliyor, intronu şuradan kesip çıkartıyor, iki eksonu birbirine birleştiriyor. Bu işleme splicing adını veriyorsunuz. Soru, splicing'de görevli olan RNA hangisidir? Small nükleer RNA. Kim sentezler small nükleer RNA'yı? RNA polimeraz 2. Peki, bu small nükleer ribonükleoproteinlere karşı bir otoantikor gelişirse hangi hastalık ortaya çıkar? Sistemik lupus eritematosus. Muhakkak adını duymuşsunuzdur. İçeriğini bilmeseniz dahi otoantikorlarla seyreden bir hastalık. Beta talasemi, eksonların hatalı birleştirilmesiyle giden kalıtsal bir hastalıktır. Beta globin zinciri için gerekli olan mRNA'nın sentezi sırasında, splicing aşamasında eksonların hatalı birleştirilmesi. Evet arkadaşlar, genetik kodun temel özellikleri. Genetik kod canlılar arasında ortaktır. Başka? Bir amino asit için birden fazla kodon bulunur. Sadece iki amino asitin tek kodonu vardı, hatırlıyor musunuz? 20 tane standart amino asitin var, 2 tane amino asitin tek kodonu vardır. Birincisi başlangıç kodonu metiyonin, ikincisi triptofan. Geriye kalan 18 tane amino asiti muhakkak başka kodlar da ifade ediyordur. Amino asit kodlamayan kodonlar bulunur. Bunlara ne diyorum ben? Stop kodonlar. Nelerdir? UAA, UGA, UAG. Genetik sistemde 3 nükleotit bir kodonu tanımlar ve bir kodon sadece tek bir amino asiti kodlar. Bakın, bir amino asit birden fazla kodon tarafından kodlanabilir ama bir kod birden fazla amino asiti kodlayamaz. AAA gidip bir glisini, bir prolini kodlayamaz. Genetik koda aykırıdır. Polizom nedir? Ökaryotlarda mRNA'ya birden fazla ribozomun bağlanmış halidir. Burası önemli arkadaşlar. Dikkatli dinleyin burayı. Operon. Arkadaşlar, operon bir gen üzerinde promotor bölge ve yapısal genlerin bir arada bulunduğu yere deniyor. Prokaryotlarda DNA üzerinde yapısal genler ve önündeki promotor bölgeye operon adı veriliyor. Bu terime yabancısınız. Operon, DNA üzerinde promotor bölge, neydi promotor bölge? Replikasyonun başlangıç noktası. Ve sonrasında yapısal genlerin bulunduğu yere operon adını veriyorsunuz. Peki, operatör nedir? Prokaryotlarda represör dediğim bir molekül var. Represör molekülünün promotör bölgede bağlandığı yere operatör diyorsunuz. Represör dediğim molekül bu promotörde, operatör dediğim yere bağlanırsa RNA polimeraz 2 buraya bağlanabilir mi? Bağlanamaz. O zaman represör istemediğim bir moleküldür. Buraya bağlanırsa RNA polimeraz 2'nin bağlanmasını engelleyen bir moleküldür. Peki, represör operatöre bağlanarak promotör bölgeye RNA polimerazın bağlanmasını önler. Devam ediyorum. Dolayısıyla protein sentezi baskılanır. Evet, transkripsiyon sonrası translasyonda meydana gelemez. Peki, hangi bölgedeki mutasyon devamlı protein sentezine neden olur? Operatör bölgesinde bir mutasyon olursa burada sürekli protein sentezi meydana gelmeye başlar. Çünkü represör gelip buraya oturamayacağı için sürekli bir aktivite meydana gelecek. Sürekli bir protein sentezi olacak. Bir de indükleyici var. Bak, değişik kavramlar var.
İndükleyici de represör moleküle bağlanır, onu inhibe eder. Gidip motor bölgedeki operatöre bağlanmasını engeller. Represör moleküle bağlanarak onu inhibe eden, dolayısıyla protein sentezinin uyarılmasını sağlayan moleküldür. Şimdi şekle komple bakalım. Arkadaşlar, promotor bölge ve yapısal genlerden oluşan DNA bölgesine operon adı verilir. Promotor bölge üzerinde represör dediğim protein sentezini engelleyen molekülün gidip oturduğu yere operatör diyorsunuz. İndükleyici dediğim molekül represöre bağlanıyor. Gidip represörün promotor bölgedeki operatöre bağlanmasını engelliyor. Tavşanın suyunun suyu. Tamam. İlk defa görüyorsunuz, biraz karışık geliyor. Ama aslında terimleri şekil üzerinde görürseniz rahatça anlarsınız. Protein sentezinin basamakları. Translasyon. Söyleyin bana sayın, translasyon nedir? Protein sentezi. Ne gereklidir? Bir düşünün bakalım. Protein sentezi için ne gereklidir? Protein nelerden oluşur? Dolayısıyla bir amino asit havuzu gereklidir. Başka? Enerji gereklidir. Sentez yapacaksınız. Başka? Bulursunuz, düşünün. Nerede gerçekleşir protein sentezi? Ribozom gerekli. Fonksiyonel alt ve küçük ve büyük birimler gerekli ama ribozom gerekli. Başka? Kafana göre mi amino asitleri yan yana koyuyorsun? Ne gerekli? mRNA gerekli değil mi? Bir koda göre diziyorsun o amino asitleri. Başka? Amino asitler havuzdan yüzerek mi geliyor? tRNA lazım. Başka? Enzimler lazım. Değil mi? Kimyasal reaksiyon. Evet arkadaşlar, amino asitler gerekli. Taşıyıcı RNA gerekli. Bakın bu taşıyıcı RNA, tRNA. Değişik kolları var. 5 tane kolu var. 1, 2, 3, 4, 5. Ama özellikle amino asit bağlayıcı kolla antikodon kolu çok önemli benim için. Amino asit bağlayıcı kolla ben gidip amino asiti bağlıyorum ve ribozomlara mRNA'nın translasyon gerçekleşen yerine taşıyorum. Fakat bu amino asiti tRNA'ya bağlamadan önce amino asiti aktive etmem lazım. Amino asit tRNA sentetaz diye bir enzim var arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Amino asiti tRNA'ya bağlamakta görevli olan enzimdir. tRNA'nın 3'üsü hidroksil ucuna amino asit bağlanmasından sorumlu olan enzimdir. Ne yapıyor bu? Amino asiti aktive hale getiriyor. Bakın şurada bir tane ATP kime dönüşmüş? Bir tane AMP'ye dönüşmüş. Demek ki translasyonda ATP harcanan tek bir tane basamak var. Neresidir orası da? Amino asit tRNA sentetaz. Bir ATP bir AMP'ye kadar yıkılıyor. Yaklaşık 2 ATP'ye eşdeğer enerji harcanıyor. 2 fosfoanhidrit bağı parçalanıyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Evet. Peki geriye kalan bütün enzimler neyi kullanacak? GTP'yi kullanacak. Bir tane istisnam var. No power, enerji ihtiyaç duymayan basamak. Neresi? Peptit bağı. Peptit bağı yapılırken enerji harcanmaz. Peki, messenger RNA gereklidir derim. Fonksiyonel ribozomlar gereklidir. Fonksiyonel ribozomlardan kastım nedir? Arkadaşlar, ribozom büyük alt ünitesi ile küçük alt ünitesi birleşir. mRNA'daki koda uygun tRNA amino asitleri getirir ve bunlar ribozomlarda birleştirilir. Nasıl birleştirilir? Ribozomun A bölgesi, P bölgesi ve E bölgesi vardır. A bölgesi akseptör bölgedir. P bölgesi peptidil site, peptit bağlarının yapıldığı bölgedir. E bölgesi ise AUG'ye uygun, metiyonine uygun tRNA, metiyonini bağlayıp getirir buraya, oturtur. Daha sonra bir sonraki üçlü nükleotitten oluşan koda uygun amino asit taşıyan tRNA gelir. Buraya oturur, ribozom sağa doğru bir birim kayar. Buna translokasyon adı verilir. O durumda metiyonin tRNA'sı E bölgesine gider. İşi biter artık, exit'ın E'si. Dışarıya çıkar gider. Birazdan animasyonu göstereceğim. Peki, başlangıç, uzama ve sonlanma faktörleri gereklidir protein sentezi için. ATP ve GTP gibi enerji kaynakları gereklidir. Unutmayın, amino asit tRNA sentetaz ATP kullanır. Daha ilk aşamada, amino asitlerin tRNA'ya bağlanması aşamasında. Translasyon 3 ayrı aşamada gerçekleşir. Başlangıç, uzama ve sonlanma. Translasyonun başlangıcında eukaryotlarda başlangıç kodu nedir? Metiyonin. Prokaryotlarda kimdir? Formil metiyonin veya Shine-Dalgarno dizesidir. Bu da prokaryotlara özgüdür. Uzama, peptidil transferaz tarafından katalizlenir. Bu eukaryotlarda 60S ribozomun 28S RNA'sında bulunan bir yapıdır. Peptidil transferaz enzimi protein yapısında değil, ribozim yapısındadır. Ribozomal RNA yapısındadır. Sonlanma nasıl olur? Stop kodonlar ile olur.
Hemen videomuza bakalım. Sonra da spot bilgilerimizi okuyalım. Arkadaşlar burada bir bilgi var. Başlangıç aşamasında ATP gerekli midir, değil midir? Gerekli midir, değil midir? Yani amino asitlerin aktive edilip tRNA'ya bağlanması başlangıç aşaması mıdır, değil midir? Prokaryotlarda ATP gerekli değildir. Ökaryotlarda gereklidir arkadaşlar. Yani şunu söylüyorsunuz, başlangıç bölgesinde ATP ökaryotlarda gerekliyken prokaryotlarda gerekli değildir. Videomuzu bir gösterelim. Protein sentezi nasıl oluyor? Bakın arkadaşlar, AUG başlangıç koduna uygun. mRNA'yı görüyorsunuz. Başlangıç koduna uygun, AUG'ye uygun. Antikodona bağlı bir tRNA ve formül metiyonu bağlamış gelmiş. Formül metiyonu dediğime göre kimdir bu? Prokaryottur. Küçük ribozomal alt ünite, büyük ribozomal alt ünite geldi. tRNA var. Amino asit havuzundan amino asit bağlayıp gelmiş. Ribozomun bölgelerini göreceksiniz şimdi. A bölgesi, E bölgesi ve P bölgesi. Evet, tRNA antikoduna uygun formül metiyonu bağlayıp AUG'ye oturacak şekilde getirip taşıdı. Daha sonra arkadaşlar CCG'ye uygun antikodunu taşıyan ve o amino asiti uygun tRNA bağlayıp getirecek. Kimmiş o? Prolin. CCG kodon, antikodonu kim olacak? GGC. A bölgesine gelip oturdu. Prokaryotlarda ilk peptit bağ A bölgesinde yapılacak. Bundan sonrakilerin hepsi P bölgesinde oluşacak. Bakın, formül metiyonun A bölgesine geldi, proninle bağlandı ve peptit bağ oluştu. Formül metiyonun tRNA'sının işi bitti. Ribozom bir birim sağa doğru kayacak ve bu aşamada bir GTP harcanacak. Exit bölgesine geldi işi biten tRNA ve çıkıp gitti. A bölgesi sürekli boş bırakılacak ve bundan sonra peptit bağ sürekli P bölgesine meydana gelecek. Arkadaşlar şu tirozinini taşıyan tRNA'nın gelip A bölgesine oturmasında da bir GTP harcanır. Dolayısıyla enerjiler nerede harcanıyor? Translasyonda enerji nerede harcanır? Bir kere bir ATP bir AMP kadar yıkılıyordu. Nerede? Amino asit tRNA sentetaz. Amino asit tRNA'ya bağlarken. Doğru mu? Evet. İki, nerede harcıyorsun GTP'yi? Amino asit bağlayan tRNA gelip A bölgesine oturduğunda GTP harcıyorsun. Üç, ribozom bir birim translokasyon yaptığında kaydığı zaman A bölgesindeki P bölgesine geçtiği zaman o translokasyon işleminde bir tane daha GTP harcıyorsun. Toplam kaç tane fosfanidit bağ yıkıyorsun? 4. 2 tane ATP'yi AMP'ye çevirirken, 2 tane de GTP'yi GDP'ye çevirirken. Nerelerde enerji harcanıyor? Önemlidir arkadaşlar. Amino asit tRNA sentetaz 1 ATP'yi 1 AMP'ye kadar parçalar. 2. Translokasyonda. 3. tRNA A bölgesine bağlanırken. Devam edelim. Sürekli A bölgesi boş kalacak dedim. Evet, prolinin tRNA'sı exit bölgesine geldi translokasyondan sonra. İşi bitti, çıkış yaptı. Sırada GAU'ya uygun amino asit taşıyan tRNA gelip oturuyor. Yine translokasyon oldu. Peptit bağ P bölgesinde oldu. Ta ki nereye kadar devam edecek bu işlem? Stop kodon gelinceye kadar. Anlaştık mı arkadaşlar? Protein sentezine başlangıç kodonuna uygun amino asit tRNA'ya bağlanırken ihtiyaç olanlar nelerdir? Başlangıç kodonuna uygun amino asit tRNA'ya bağlanırken tRNA gerekli, metiyonin gerekli, magnezyum gerekli, metiyonil tRNA sentetaz gerekli. Dolayısıyla bağlangıç aşamasında da enzim gerekiyor. Prokaryotik hücrelerde protein sentezinin başlangıç bileşenleri şunlardır. Protein sentezinin başlangıç bileşenleri 30 S ve 50 S ribozomal alt birim. Sentezlenecek proteinin mRNA'sı. Uygun formül metiyonin tRNA. Çünkü ökaryotlarda metiyonin, prokaryotlarda formül metiyonin gerekli. Dolayısıyla formül metiyonin taşıyan tRNA olması gerekiyor. GTP. Bakın ATP yok.
prokaryotlarda başlangıç kompleksinde. Ve başlangıç faktörleri gereklidir arkadaşlar. Shine-Dalgarno dizesi Escher ekolde mRNA yapısında başlangıç kodonu olan 500'su AUG300'den önde yer alan ve 30S ribozomal RNA'nın mRNA'ya bağlanmasını sağlayan bölgedir. Shine-Dalgarno dizesi kimlerde bulunur? Prokaryotlarda. Ne işe yarar? Başlangıç bölgesidir. Protein sentezde doğrudan görev alan RNA formları. Protein sentezde kimler doğrudan görev alıyor? tRNA, mRNA. Başka? Ribozomal RNA ve ribozimler. Çünkü bunlar ribozomların oluşumunda görev yapan RNA'lardı. Mesela peptidil transferaz, ribozim yapısındadır dedik. Protein sentezde enerji kaynağı olarak doğrudan kullanılan nükleotitler kimlerdir? ATP, GTP. Protein sentezinin uzama reaksiyonlarında kimler gereklidir? Uzama ne demek? Elongasyon. Amino asitleri birleştirip polipeptit zinciri yapacaksınız. Peptidil transferaz, evet, amino asitleri birbirine bağlayacak. Uzama faktörleri 1 ve 2. Translokasyonda ve A bölgesine tRNA'nın bağlanmasında GTP, bir de peptidil tRNA gereklidir arkadaşlar. Protein sentezi için önemli miktarda enerji gerekir. Her bir amino asit tRNA oluşumu için 2 yüksek enerjili fosfat bağı gerekir. Her bir amino asit büyüyen peptit zincirine eklenmesi için 2 GTP harcanır. Bundan yerlerini söyledim. Toplamda 4 yüksek enerjili fosfat bağı harcanır. Birincisi 1 ATP, 1 AMP'ye kadar yıkılır, 2 fosfat bağı harcanır. Neredeydi o? Amino asit tRNA sentezi. İkincisi A bölgesine tRNA'nın oturması 1 GTP. Üçüncüsü ise translokasyon, ribozomun bir birim hareket etmesi, üçüncü enerji harcanan basamaktır. Peptit bağlarının oluşumu peptidil transferaz tarafından katalizlenir. Peptidil transferaz aktivitesi prokaryotlarda 50S ribozomu alt biriminin 23S ribozomal RNA'sında bulunur. Bak bunu da soruyorsunuz. Hocam peptidil transferaz 23S RNA demiştiniz ama burada 28S RNA yazıyor. Nasıl oluyor bu iş? Prokaryotlarda 50S'in 23S'inde, ökaryotlarda 60S'in 28S RNA'sında peptidil transferaz aktivitesi bulunur. Protein sentezin inhibitörleri var. Mesela streptomisin 30S ribozomal RNA'ya bağlanarak yapıyı bozuyor ve protein sentezini başlangıç aşamasında inhibe ediyor. Neomisin, gentamisin genetik kodun hatalı okunmasına yol açarak protein sentezini başlangıç aşamasında inhibe ediyor. Tetrasiklinler 30S ribozomal RNA ile etkileşerek amino asit tRNA'ların bakteri ribozomunda A bölgesine bağlanmasını engelleyerek etki ediyor. Bunların her biri komite sorusudur arkadaşlar. Promisin amino asit tRNA transfer, tirozinil tRNA benzer ve RNA'ya protein sentezinde peptit bağ oluşumuna katılıp polipeptit zincirinin erken sonlanmasına neden oluyor. Uzama fazında blokaj yapıyor. Kloramfenikol, prokaryotik 50S subünitteki peptidil transferazı inhibe ediyor. Sikloheksimit, 60S ribozomal subünitteki peptidil transferazı inhibe ediyor. Difteri toksini, Pseudomonas aeruginosa, egzotoksin A'sı, elongasyon faktör 2'yi inhibe ederek translokasyonu bir birim hareket etmeyi engelliyor. Bunlar mikrobiyolojide de soruluyor arkadaşlar. Özellikle difteri toksinle ve Pseudomonas aeruginosa'nın egzotoksin A'sına dikkat edin. Elongasyon faktör 2, EF2'yi inhibe ederler. Önemlidir. Mikrobiyolojide de soru olarak karşınıza gelebilir. Eritromisin 50S ribozomal RNA alt birimine bağlanır. Polipeptit zincirinin ribozomdan ayrıldığı kanalı kapatır. Translokasyonu engeller. Difteri toksini, Pseudomonas aeruginosa egzotoksini, eritromisin translokasyonu engelleyen inhibitörlerdir. Peki, mutasyona açık DNA bölgelerinin yüksek oranda içerdiği nükleotit dizileri hangileridir? Sitozin ve guanin. Hocam, guanin mi, sitozin mi? Sitozin olsa bile DNA ipliği çift iplikli olduğu için sitozine karşılık gelen yerde guanin vardır, guanine karşılık gelen yerde sitozin vardır. Bu bölgeler mutasyona duyarlı bölgelerdir. Transisyon nedir? Pürin yerine başka bir pürin veya pirimidin yerine başka bir pirimidin bazının yer değiştirmesidir. Transversiyon nedir? Pürin yerine pirimidin, pirimidin yerine pürinin yer değiştirmesidir. Sessiz mutasyon. Arkadaşlar, dedim ki bir amino asit birden fazla kod ile ifade edilebilir. A, 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 T. Diyelim ki ikisi de glisini kopyalasın. A, A, A kodunda 3. A'da bir mutasyon olup T'ye dönüşürse A, A, T. Bu da glisini kopyalıyordu. Dolayısıyla sessiz mutasyon olur. Herhangi bir bulguya neden olmaz. Kodonda oluşan bir mutasyon ile var olan amino asit yerine aynı amino asit kodlanır. Başka? Yanlış mutasyon. Sen serin amino asitini sentezleyeyim derken bir tane baz değişiyor. Prolin amino asitini kodluyorsun. Bu yanlış anlamlı mutasyondur. En güzel örneği kimdir? Orak hücreli anemi.
6. pozisyondaki glutamat yerine valin geliyor değil mi? Bir tane baz değişiyor, glutamat amino asidi değişiyor, valin amino asidine dönüşüyor. ORAK hücreleri aneminde problem nedir? Yanlış anlamlı mutasyondur. Peki, yanlış anlamlı mutasyon örnek olarak bakın söylemişiz. Beta zincirin 6. amino asidi olan glutamat yerine GAA'dır. Veya GAG'dir. Valinin gelmesiyle yanlış anlamlı mutasyonla ORAK hücreleri anemi ortaya çıkıyor. Saçma mutasyon nedir? Baz değişim mutasyonunda değişen nükleotit stop koduna neden oluyorsa protein sentezi pat diye duruyor. Ya bu ne saçmalık diyorsun? Saçma mutasyon. Nonsense. Bak örnek. Serin U, C, A'dan oluşuyor. 3 tane harf. Eğer ortadaki C harfi mutasyonla A'ya dönüşürse kime dönüşüyor? U, A, A. Stop kodon saçma mutasyon. Peki A harfi, U, C, A, serin kodondaki A harfi U'ya dönüşsün. U, C, U. Bak bu da serin kodonunu, serin amino asidini kodluyormuş. O zaman ne olacak? Sessiz mutasyon. Veya U, C, A, serin, baştaki urasil, sitozine dönüşsün. Serin beklerken karşına kim çıkıyor? Prolin çıkıyor. Yanlış anlamlı mutasyondur diyoruz. Çerçeve kayması mutasyonu genetik kod sisteminde her 3 nükleotit bir tane proteini, bir koda, bir kodona, bir antikoduna, bir proteine, bir amino asite karşılık gelir arkadaşlar. Bir kodondan bir veya iki nükleotit çıkarsa, delesyon diyorsunuz nükleotit çıkmasına, veya eklenirse, buna da insersiyon diyorsunuz. Bu noktadan itibaren tüm üçlüler bozulduğu için çerçeve kayması mutasyonu ortaya çıkıyor. Bilinen en tehlikeli mutasyon şekli frame shift, çerçeve kayması mutasyonudur. Genellikle ağır bir klinik fenotipin oluşumuna neden olan mutasyon tipidir. Hangi molekül çerçeve kayması mutasyonuna neden olurdu? Akridinler. Akridin adını verdiğim moleküller. Ne oluyor arkadaşlar biliyor musunuz? Şöyle, diyelim ki benim DNA üzerindeki dizilimim şu olsun. Rastgele bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde gitsin. Bunların her birinin bir baz olduğunu düşünün. Çerçeve kayması mutasyonunda ben getiriyorum. Şu normalde 1, 2, 3 bir tane amino asit kodlar. 4, 5, 6 bir tane amino asit kodlar. 7, 8, 9 bir tane amino asit kodlar. Ben getiriyorum şuraya bir tane veya iki tane kod ekliyorum. Ne olsun? X, Y. Normalde 7, 8, 9 kodlanması lazımken anormal koşullarda kim kodlanıyor? 7, X, Y. Çerçeve kaydı mı? Dizilim bozuldu mu? Evet. Buna çerçeve kayması mutasyonu deniyor. Ekleyebilirsiniz, çıkartabilirsiniz. Delesyon da olabilir, insersiyon da olabilir. Tekrarlayan diziler vardır arkadaşlar. Her genin mutant olmayan aleninde de bulunur. Ancak bazı mutasyonlar trinükleotit tekrar dizi sayısında artışla karakterizedir. Benim vücudumda trinükleotit tekrar dizileri vardır. Ama belli orandadır. Çok fazla değildir. Fakat bazı hastalıklarda çok sık tekrarlayan dizeler vardır. İşte o hastalıklar hangileridir? Huntington koresi. Bunlarda glutamini kodlayan CAG dizisi 36 ile 120 kez tekrarlamaktadır. Normalde en fazla 6 ile 35 kez görülürken Huntington koresinde oldukça fazla sayıda tekrar artıyor. Mesela Fragil X sendromu. Bunlarda CGG dizisi 230'dan fazla tekrar ettiği görülmüş. Miyotonik distrofi. O zaman soru olarak bu üçünden biri gelebilir. Aşağıdaki seçeneklerde verilen sendromların hangisinde trinükleotit tekrar sayı dizisi sayısında artış vardır? Gelebilir mi? Gelebilir. Güzel soru olur. Huntington koresi, Fragil X sendromu, miyotonik distrofide trinükleotit tekrar dizilerinde artış vardır. Ataksi telangiektazi. Arkadaşlar ultraviyole ışınların yaptığı hasarın onarılmasında bir bozukluk varsa hangi hastalık ortaya çıkıyordu? Xeroderma pigmentosum, ultraviyole ışık. UV özgü ABC eksinükleaz enziminde sıkıntı vardı. Nükleotit eksizyon tamir sistemi bozuktu. Hatırladınız mı? Trikotiyodistrofi, Cockayne sendromu, xeroderma pigmentosum. Xeroderma pigmentosum da UV ışık dimerizasyon yapar. Timin timin dimerleri. Ataksi telangiektazi de X ışınları sorun yapar. Ultraviyole ile karıştırmayın. Ne yapar? Hatalara karşı artmış bir duyarlılık vardır. Onarılmaması sonucu gelişen serebeller ataksi, lenforetiküler manitelerle seyreden bir hastalıktır. Akridinler çerçeve kayması mutasyonuna yol açarlar. Nitrit, nitrat, nitrozamin gibi nitroz asit oluşturan bileşikler DNA molekülünde bazların deaminasyonuna neden olurlar. Deaminasyon diyorsam hangi tamir sistemi devreye girerdi? Baz eksizyon tamir sistemi, DNA glikozilaz.
Peki son olarak polipeptit zincirlerinin protein sentezi bittikten sonra karşılaştığı post-translasyonel modifikasyonların birkaç tanesini söyleyeyim size. Mesela kısaltma. Tripsinojen kısmı proteolizle ojen kısmı kısaltılırdı, tripsine dönüşürdü. Proelastaz, elastaza dönüşürdü. Bunlar bir tane post-translasyon modifikasyon örneği. Sinyal peptit kaybı. Pre-pro-kollajen, pre kısmı gider, pro-kollajene dönüşür. Pre-pro-insülin, pre kısmı gider, pro-insüline dönüşür. Bunlar da post-translasyonel modifikasyondur. Fosforilasyon, bir amino asit, bir enzim yapısındaki serin trionitrojen amino asitlerinin fosfat gruplarıyla fosforlu olması, glukagonun etki mekanizması, post-translasyonel modifikasyondur. En önemli amino asit hangisidir fosforilasyona uğrayan? Serindir arkadaşlar. Glikozilasyon, glikoprotein sentezinde karbonhidratlar hangi amino asitten birleşir? Serin trioninden birleşiyorsa, o glikozilasyon asparajinden birleşiyorsa en glikozit oluşumu diyorduk. Glikozillenme işlevi Golgi ve GERD'de olur. Çünkü post-translasyonel modifikasyondur. Post-translasyonel modifikasyonlar GERD'de başlar, Golgi'de devam eder demiştik. Hidroksilasyon. Kollajenin alfa zincirlerinde bulunan prolin ve lizin amino asitleri hidroksiprolin ve hidroksilizine dönüşür. Hidroksiprolin, hidroksilizin post-translasyonel amino asitlerdir. Reaksiyon ise post-translasyonel modifikasyondur. İdrarda hidroksiprolin, hidroksilizin düzeyleri artıyorsa ne oluyor? Kollajen yıkılıyor demektir. Kollajen en fazla kemikte bulunur. Kemik yıkım göstergesidir dersiniz. 3-metil histidin. Eğer idrarda 3-metil histidin düzeyleri artıyorsa kas yıkım göstergesidir diyorsunuz. Bir amino asitin önünde reaksiyon ibaresi varsa, rakam varsa, simge varsa o amino asit nedir? Post-translasyonel amino asittir. Epsilon, N-metil lizin. Arkadaşlar bu da karnitin sentezinde oluşur trimetil lizinden. Karboksillenme reaksiyonu post-translasyonel modifikasyondur. Faktör 2-7-9-10 proteiniz, protein C ve ostokalsin. Yapısındaki hangi amino asit? Glutamat. Kime dönüşür? Gama karboksiglutamata. Hangi post-translasyonel modifikasyon reaksiyonu? Karboksilasyon. Koenzim kim? K vitamini arkadaşlar. Osteokalsin kemik yapım proteindir. Kollajenden sonra en fazla bulunan non-kollajen proteindir. Doğaçla aktiflenmesi için K vitamini gereklidir. Yapısındaki glutamat gama karboksiglutamata dönüşmelidir. Bunlardan bahsettim. Desmozin. Birbirine 4 tane çapraz bağla bağlanmış lizinden oluşan moleküldür. Kime spesifikti? Elastine. Elastine elastikiyet özelliği kazandıran moleküldür. İzoprenillenme, farnezilasyon. Arkadaşlar kolesterol sentezi sırasında farnezil pirofosfat, izopren türevi bir bileşik oluşuyordu. İşte o bileşik çeşitli proteinlerin sistein kalıntılarına eklenebilir. Bu sayede proteinlerin plazma membranına tutunabilir özellik kazanmalarına sahip oluyor. Kimlerdir farnezilasyonda oluşanlar? RAS protein, RAS onkogen, proton onkogen, G protein. Ben izopren türevi bileşikleri sayarken size bunları saymıştım zaten. İzopren türevi bileşikler, izoprenillenme, bu da bir post-translasyonel modifikasyon mekanizmasıdır. Kovalent modifikasyonlar. Karboksilaz enzimlerinin koenzimi biyotindir. Biyotin karboksilazların neresine bağlanır? Lizin amino asitine bağlanır. Oluşan komplekse biyositin denir demiştik. Bak, kovalent modifikasyon. Bir vitamin olan biyotin karboksilaz enzimlerine kovalent bağlanır. Beta-alanin kimin öncülüğüydü? Pantotenik asitin. Pantotenik asit kimin yapısında bulunur? Koenzim A'nın yapısına yer alır. Herhangi bir protein yapısına katılmamaktadır. Söyleyin bakalım. Öncülü asidik şeker olan vitamin. Glikronik asitten sentezlenen vitamin. Vitamin C esansiyeldir insanlarda L-glukonolakton oksidaz enzimi bulunmadığı için. Öncülü kolesterol olan vitamin. Deride başlar, karaciğerde devam eder, böbrekte sonlanır. D vitamini. Öncülü triptofan olan amino asit. Niyasin. Hormon dual lipazı inhibe eder. Aynı zamanda niyasin, triptofandan niyasin sentezlemek için hangi iki vitamin ihtiyacınız vardı? B3 eşittir. 6/2. Güzel. Kaldı akılda. Son olarak beta-alanin hangi vitaminin öncülüdür? B5, pantotenik asit. Pantotenik asit eksikliğinde hangi hastalık görülüyordu? Ayakta 5 parmak var bak, yanık ayak sendromu. Tamam mı arkadaşlar? Selenosisteyin, post-translasyonel mi? Hayır, translasyonel bir amino asittir. tRNA üzerine sentezlenir, stop kodonla ilişkilidir. Öncülü de serin amino asitidir arkadaşlar. Selenyum taşıyan bir amino asittir aynı zamanda. Proteinlerin yapısına seyrek olarak izlenen ve kendine ait tRNA'sı olan, post-translasyonel modifikasyonla üretilmeyen, zaten kendine ait tRNA'sı varsa post-translasyonel modifikasyonla üretilemez. Çünkü bu post-translasyonel amino asitlerin kendine has tRNA'ları, kodonları, kodları yoktur. O nedenle post-translasyonel amino asit diyoruz arkadaşlar. Stop kodonu ile ilgili kodlanan amino asit selenosisteindir.